Son günün son panellerinden bir tanesi de bize ait. Sizinle bugün panelde iklim değişikliği ve meteorolojik afetler konusunu tartışacağız. Üç değerli konuğumuz var. Konuklarımızın bir tanesi Avrupa'dan, Sırbistan'dan, diğer iki konuğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Onları daha sonra daha geniş detaylı olarak da tanıtacağım. Fakat öncelikli olarak hem kongremize ait bir genel değerlendirme hem de neden bu panel konusunu özellikle Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile de görüşerek neden belirledik? Bu süreçte kongrede dirençlilik kapsamında meteorolojik afetler ve iklim değişikliği konusu neden önemliydi? Onların üzerinden de çok giriş olarak da birkaç şey söylemek ben de istiyorum ama tabii korsan panelist olmayacağım, onu şimdiden söyleyeyim. Mümkün olduğu kadar tabii konuşmacılarımızın değerli katkıları ve sizlerin sorularıyla şekillenecek bu panel. İlk etapta bir girişten sonra hemen değerli konuğumuza Mr. Dacic'e söz vereceğim. Arkasından Ali hocamız, arkasından Levent hocamız sözü alacak. Sonra ikinci tura başlayacağız. Herkesin ilk turda 20'şer dakikası olacak. Sonra tekrar ikinci turda bir 20 dakikalık süreçlerde en azından kendileri aktarımlarını yapacaklar. En sonunda tartışma bölümümüzden sizler de gelen görüşler doğrultusunda panelimizi tamamlamayı umuyoruz. İklim değişikliği ve meteorolojik afetler ve dirençlilik ilişkisi. Özellikle bu panel ihtiyacı nereden doğdu? Tabii kongre ile ilgili yaklaşık 1,5 yıldır çok yoğun bir süreç geçirdik. Düzenleme kurulunda ben de görev almaktan onur duyduğum bir kongre oldu. Hakikaten 3 gündür hepimiz afetleri tartışıyoruz, doğal afetleri tartışıyoruz, insan kaynaklı veya teknolojik afetler, dirençliliği tartışıyoruz. Ve tabii kongrenin de çok daha farklı bir yüzü de oldu. Tek başına biz afetleri tartışmadık aslında. Gelen bildirilere baktığınızda, bizim kongre duyurularımıza da baktığınızda birçok farklı meslek disiplininin bu işin bir parçası olduğunu vurgulamaya çalıştık. Ve hakikaten de gelen bildirileri değerlendirdiğimizde ve programlar oluşturulurken de bunu gördük. Yani içimizde çok farklı meslek disiplinlerinden biz aslında aynı dili konuşmayı öğrendik burada. Ve bizi birleştiren, hepimizi birleştiren dirençlilik kavramı oldu. Her birimizin dirençliliğe farklı duruşları vardı. İşte kimimiz mimar, kimimiz şehir plancısı, kimimiz mühendis, kimimiz sosyal bilimci, kimimiz sosyal bilimlerin çok farklı boyutlarıyla ele aldı. Ama ortak kavram dirençlilik olunca buna yönelik olarak da bizler kendi dilimizi geliştirdik. Dirençlilik dilimizi geliştirmeye çalıştık 3 gündür. Şimdi çok önemli, dünyanın gündemi şekillendiriyor iklim değişikliği, işte meteorolojik afetler. Özellikle son dönemdeki çalışmalara baktığımızda her yerde iklim değişikliği karşımıza çıkıyor. Tabii bunun 30 yıl öncesinde, gelecekte bunların öngörüleceği kimse tarafından bilinmiyordu. Bizler akademik camiada çalışanlar, hani ben de neredeyse 93'te başladım. Özellikle kendi master tezim Isı Adası'ydı. Hatta Ankara kentinde oluşan Isı Adası etkisinin ortaya konması ve sürdürülebilir peyzaj planlama kriterlerinin geliştirilmesiydi. Ben 96'da tamamladım ve o zamanlar işte küresel ısınma, iklim değişikliği, afetler, bunları ben okudukça ve yazdıkça etrafta çok fazla bu alanda çalışan yoktu. Ama tabii meteorolojiyle bağlantım benim orada başladı. 1993 yılında başladı açıkçası. Ve sürekli bu iklimle ilgili meteorolojik verileri gide gele Meteoroloji Genel Müdürlüğü Keçiören'e onlardan aldım. Hakikaten çok büyük desteklerini de gördüm. Şimdiden de çok tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten benim için yeri ayrıdır Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. Ve o süreçte birçok çalışmanın da yapıldığını gözlemleme imkanım oldu. Şimdi bakıyorum birçok farklı meslek disiplinleri tarafından da bu kentlerde dirençlilik diyoruz, kentteki iklim değişikliklerinden bahsediyoruz ve Isı Adası etkisi de artık o kadar bilinen bir kavram haline geldi ki, bilinen bir sorun haline geldi ki Ankara'nın topografik yapısından da kaynaklanan ve hatta katlanan bu etki şimdi artık birçok meslek alanında çalışan bir konu haline geldi. Dünya geneline de baktığımızda meteorolojik afetlerin etkisi
arttığını görüyorsunuz. İklim değişikliğinin etkilerinin giderek çok farklı alanlarda dünyayı bir darboğaza doğru götürdüğünü de görüyorsunuz. Ve bu alanda birçok çalışmalar yapılıyor, projeler yapılıyor, eğitimler düzenleniyor. Hani bizler yüksek lisans doktora derslerimiz bağlamında bunlara değinmeye çalışıyoruz. Açıkçası bitmeyen senfoni diyorum ben bu olaya. Ve şu da tartışılıyordu bir dönem. İklim değişikliği gerçekten var mı? Yoksa biraz şişirilmiş bir gerçeklik mi? Yani bunun arka planı daha mı farklı? Ama maalesef hani son dönemde bu doğal afetler, işte MDAT'ın verilerine baktığınızda, Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalara, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yaptığı çalışmalara baktığınızda çok bariz bir gerçek var ki bunu Türkiye'de biz de yaşıyoruz. Son dönemde bu artan sel felaketleri, kentsel sel, hatta barış öğrencilerimden de burada olanlar da var. Kentsel sel kavramı 3 yıl öncesine kadar biz bunu dile getirmiyorduk bile. Öyle bir kavram mı varmış? Hani biz derslerde tartışıyorduk. Urban floods. Böyle bir kavram yok ki bizim literatürde diyorduk. Ama maalesef tam acı bir gerçek olarak karşımıza geldi. Can kayıpları vermeye başladık. Ankara, Rize ki Karadeniz bölgesiyle artık sınırlı değil. Bir yandan sel felaketi kapımızda ve Türkiye olarak, coğrafik olarak da zaten çok da engebeli araziler Karadeniz bölgesine baktığınızda dere yatakları, işte kuru dere yataklarına yapılan plansız diyelim işte ya da kaçak diyelim yapılaşmalar sonuçta bizim karşımıza maalesef can kayıpları olarak çıkıyor. Çok ciddi, hiç verilmemesi gereken kayıpları vermeye başladık. Ve doğal afetler içerisinde meteorolojik afetler, hidrolojik afetler en engellenebilir, hani bizim dirençliliğimizi arttırmamızı gerektiren en kolay afetler olarak görüyorum ben. Çünkü biraz da insan kaynaklı. Yani bunu biz insan hatası olarak, planlama hatası olarak bizim başımıza geliyor bu sonuçlar. Ama eskin bir planlama yaparsak, dere yataklarıyla işte gerekli olan şehir düzenlemeleriyle bütün bu süreçleri mekansal planlamayla entegre edersek çok rahatlıkla başa çıkabiliriz. Yani dirençliliğimizi, kapasitemizi arttırmak meteorolojik afetler için çok daha kolay olabilir diye düşünüyorum. O da benim görüşüm. Ama bir deprem karşısında tabii ne kadar önlemini alırsanız alın, öngöremiyorsunuz bazı şeyleri. Fakat dere yatağı 2x2=4. Sonuçta bu süreçte eğer yapılaşmanın en azından kuralların uygulamada daha sağlam bir şekilde kaçak yapılaşmalara göz yummadan yapılacak yönetmelikleri uygulayarak bu süreçleri yönetmemiz daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum. Yine iklim değişikliğiyle ilgili ve meteorolojik afetlerle ilgili baktığımızda hani Türkiye genelinden de gitmemiz gerektiğinde çok farklı artık afetlere de maruz kaldığımızı görüyoruz. Yani Türkiye bir fırtına konusunda sorun yaşamazken son dönemde artık rüzgarın hızı arttı, mal oldu işte küçük hortumlar veya zarar verme noktasına da geldi. Daha önce yok muydu? Amerika, Japonya, işte Isevan Tayfunu Japonya'nın afet yönetimi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü bütün yönetmeliğini 1940'larda meydana gelen ve çok ciddi anlamda 4000'in üzerindeydi kayıpları, kayıplara sebep olan tayfun sonrasında yönetmeliklerini ve tayfunla ilgili yapılan yapılaşmayla ilgili kriterlerini tekrar değiştirdiğini görüyoruz. Amerika deseniz yine aynı şekilde sürekli yıkıcı tayfunlarla, fırtınalarla savaşmak zorunda. En son Harvey 2016 zannedersem. Harvey, işte New York'u vuran Sandy, bütün kasırgalar sürecinde kasırgalara karşı dirençli yerleşim yapma kültürünü geliştirmek zorundalar. Bir yandan maliyeti düşünüyorlar. Tabii Amerika örneğinden yola çıkarsak binaları yaparken az maliyetli hızlı bir şekilde satışa sunmak veya konut barınma ihtiyacını gidermek için yaparken bir yandan da fırtınalar karşısında tuzlu buz olduğunu görüyorlar. Yapı malzemesini daha sert ve daha dayanıklı yaptıklarında bu sefer maliyet artıyor. Bunun ikisinin ortasını bulmaya çalışıyorlar. İnşaat tekniklerini kasırgalarla tamamıyla yok olmadan, hatta hepiniz kamuoyunda zaten seyrediyorsunuz, afetler sonrasında o binaların hali inanılmaz paramparça, kullandıkları malzemeler çok daha hafif fakat şimdi teknolojilerini ona yönelik olarak geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii bu hep deneyim kazanma ve bir sonraki afetlere karşı engel olma, olası hasarları, daha iyiye gitme. Aynen Sendai önceliklerinde 4D, hani ne diyorduk? Build back better, daha iyisini yap
bir sonraki afet için. Dolayısıyla biz de inşa ederken çok daha iyi, sağlam ve dirençli yapılaşmalar sağlamak zorundayız. Yine meteorolojik afetler ve iklim değişikliği bağlamında, tabii dünya kendini bu yeni demeyeyim de, hani dünyanın belki de çok daha öncesinde beri var olan fakat daha çok vurgulanmaya başlayan çok farklı faktörler bağlamında yeni türlere yönelik olarak ayarlamalarını yapıyor, düzenlemelerini yapıyor, projelerini yapıyor ve önümüzdeki projeksiyonlarda kendi ülkesini en az hasar görecek şekilde düzenlemeleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani dolayısıyla bizim de bu meteorolojik afetler ve iklim değişikliği gerçeğiyle başa çıkabilmemiz için, daha dirençli kentleri, yerleşim alanlarını inşa edebilmemiz için çok önümüzde yapmamız gereken çalışmalar var. Hani bir yandan dünyayı takip ediyoruz. Şimdi Resilient Cities ile ilgili birçok farklı, işte Recover, biraz önceki sabahki oturumlarda da tartıştık, OECD'nin raporlarından bahsettik, Birleşmiş Milletler'in kampanyalarından bahsettik. Dünyada işte Çin'e Çevre Örgütü, Birleşmiş Milletler'in organizasyonlarından bahsettik. Hani birçok farklı çalışma var kentlere yönelik olarak. Şimdi de iklim değişikliğine dirençli kentler olgusu da var. Climate Resilient Cities diye de geçiyor. Ama bu süreçlerde, bu bağlamda birçok yeni kavram karşımıza geliyor. Fakat bizlere düşen görev de herhalde bu kavramları yerlerine oturtturmak. Yani biz bu kavramları alırken ve kullanırken kendimiz bir sistematize etmemiz gerekiyor. En azından kavram birliğini sağlamamız gerekiyor. Ve aynı zamanda AFAD'ın mesela 2014 yılında afet terimleri sözlüğü çalışması var. Çok başarılı ve hani hepimizin elinde el kitabı diyeyim artık size, sürekli kullandığımız. Aynı bunun gibi farklı afet türleri, iklim değişikliği için bence bir lügata ihtiyacımız var. Bir terimler sözlüğüne, dil birliği, kavram birliği sağlayacak sözlüğe ihtiyacımız var. Çünkü şu anda da mesela biliyorum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da iklimin projesi de gerçekleştiriliyor. Ben de yine bu süreç bağlamında da yer alıyorum. Dolayısıyla yapılan çalışmalara baktığımda hani benim konumda daha çok bu meteorolojik afetler ve iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan doğal afetler üzerine inanılmaz bir kavram karmaşası olduğunu gördüm yabancı literatürde. Hani bizdekilere de bir şekilde bir en azından sınıflandırma ve bir standart kavram oluşturmamız gerekiyor. Şimdi iklim değişikliğinin kendi başına biz afet olarak nitelendirmiyoruz değil mi? Ama iklim değişikliğinin sonucunda ortaya çıkan doğal afet. İklim değişikliğinin etkileri mi işte hatta şöyle iklim afeti diye kavramlarda kullanılıyor. Ama iklim bir afet midir kendisi? Bunları tartışmamız lazım. Yani ben iklim afeti dediğimde iklim niye afet olsun? Ama iklim değişikliğinin sonucunda ne oluyor? Karşımızda meteorolojik afetlerin nesi artıyor? Şiddeti artıyor. Meteorolojik afetlerin vermiş olduğu zararlama, zarar görebilirliğimiz artıyor. Hani dolayısıyla da bunların bir kavramsallaştırılması gerekiyor. Biz ne diyeceğiz? Nasıl söyleyeceğiz? İklime dayalı, iklim değişikliğine dayalı afetler mi diyeceğiz? İklim değişikliğinin sebep olduğu afetler mi diyeceğiz? Ama hiçbir zaman bence iklim afeti demeyelim. Çünkü iklim bir afet değildir. İklimi kendisi afet değildir. Hani onu biraz da biz İşte yoğun endüstrileşme, yoğun kentleşme ve hatalı planlama kararları veya hatalı yapılaşma kararlarıyla afete dönüştüren biraz da bizleriz. Yani dolayısıyla bunları da bugünkü panelde ben isterim ki değerli hocalarımızla tartışalım, sizlerin de görüşlerini alalım. Yani kavram konusu çok önemli bir süreç ve bu kavramların farklı kurumlar tarafından, farklı meslek disiplinleri tarafından da en azından ortaya konması çok önemli. Şimdi tabii iklim değişikliği ve meteorolojik afetlerin çok farklı boyutları da var. Haliyle işte fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetsel boyutları var. Ve bu süreçlerin bir bütün halinde ele alınması gerekiyor. İklim değişikliğinin etkileri, meteorolojik afetlerin süreçleri, yönetim süreçleri. Bu işin bence en çok da zarar gören boyutu kimler derseniz, kim deriz? Vatandaşlar. Neden? Çünkü az çok tamam, her zaman doğduğumuz andan itibaren ne diye büyütülüyoruz eğitimlerimiz boyunca da? Türkiye bir deprem ülkesi, boşluğu depremle dolduruyoruz değil mi? Ama aynı zamanda son dönemde baktığımızda sel, işte fırtınalar, kasırgalar, dolular, ani dolu yağışları ve birçok sayabileceğimiz yıldırım, şimşek, dolu çığ, heyelanlar
İnanılmaz farklı afet çeşitleriyle karşı karşıyayız ki meteorolojik, hidrometeorolojik, hidrolojik hani çok farklı tanımlar ve sınıflandırmalar da var. Peki bizim vatandaşlarımız veya bizler hazırlıklı mıyız? Deprem konusunda hani az çok eğitimlerimizde ya çök kapan tutun deriz ya cenin pozisyonunu alın deriz. Hani bir şekilde yaparız ama bir selde ne yapacağımızı biliyor muyuz? Bir yıldırımda, bir ani dolu yağışlarında ne yapacağımızı biliyor muyuz? Veya ne şekilde davranmalıyız? Bu süreçleri nasıl yöneteceğiz? Geçen haberlerde çok üzüldüm. Bir anne ve çocuğu, fakat anne hem duyma özürlü hem konuşma engelli. Çocuğu suya kapılıyor, sel sorununu kapıyor, sesi çıkamıyor, bağıramıyor. Çünkü kimse duyamıyor engelli olduğu için. Maalesef çocuk hayatını kaybetti. Bunun gibi tabii çok... maalesef çok üzücü örneklerimiz de var. Ama en azından ben hatta bir şey diyorum. Biz yerden gelecek afetlere karşı hazırlıklı olmayı biliyoruz ama havadan gelecek afetlere karşı da ne yapmamız gerekiyor? Nasıl korunmamız gerekiyor? Nasıl hem kendimizi hem toplumu dirençli hale getirmemiz gerekiyor? Hatta çok da medyaya da yansıyor. Son dönemlerde bu kentlerde verilen ani yağış dolu uyarılarında ne oluyor otoparklar? Birdenbire kilimler, halılar, battaniyeler araçların üstünde. Niye? Arabalarımızı koruyacağız. Çünkü dolular yağdı mı hakikaten kar topu büyüklüğünde dolu yağıyor. Onlar da çok ciddi arabalara zarar veriyor, mala zarar veriyor. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? İşte fırtına diyoruz, okul çatıları uçuyor. Binaların çatıları uçuyor. Yani biz biraz... Hem mevzuatımıza bakacağız mevzuata, yönetmeliklerimize bakacağız, kanunlara bakacağız. Acaba yeterince biz iklim değişikliğine ve giderek hızlanan, etkisini arttıran ve zararları artan meteorolojik afetlere hazır mıyız? Biz hazır mıyız? Kendimizi hazırlıyor muyuz? Bunların en azından önlemlerini almamız gerekiyor ve dirençlilikle de mutlaka bağlantılarını da ortaya koymamız gerekiyor. Tabii işimiz aynı zamanda da eğer ki planlarımızı çok iyi bir şekilde yaparsak kolay. Neden? Hakikaten çok güçlü kurumlarımız var. Ve bu kurumlarımız tarafından hazırlanan projeler var. İşte yapılan veriler var, hazırlıklar var. Sürekli bir dokümantasyon konusunda, veri tabanı oluşturma konusunda çok iyiyiz. Açıkçası hani meteorolojiyi söyleyebiliriz, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı söyleyebiliriz, AFAD'ı söyleyebiliriz. Yani en önemli üç temel kurum bu süreçte hazırlıklı olma konusunda çok önemli işler yapıyorlar. Hele ki hani meteorolojinin mesela her yıl hazırladığı yıllık raporlar var ki onlar bizim için çok önemli. Hani biz tamam işin akademisyen tarafındayız, işin hani biraz daha kuram ve öğretim, eğitim boyutuylayız ama onlar bizim için çok önemli bir veri tabanları. Çünkü bütün bir yıl boyunca ne tür meteorolojik afetler olmuş, kimler zarar görmüş dünyada ve Türkiye'de, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yapılan çalışmalar, işte EMDAT tarafından yapılan çalışmalar, onların yansıması ve Türkiye'ye uyarlanması. Hakikaten hani bunlar bizim için çok önemli, çok değerli çalışmalar. Birkaç konu daha vardı. Hemen şöyle bir genel toplayacağım yoksa hakikaten uzatmayacağım. Dolayısıyla bu süreçte veri, bilgi paylaşımı, ha bir de tabii meteoroloji çok önemli diyoruz. Erken uyarı tahmin sistemleri yapılıyor diyoruz. Hatta artık cep telefonlarımız elimizde sürekli mesajları kontrol ediyoruz. Yağmur yağacak mı? İşte ani dolu yağışı var mı? Planlarımızı, tatil planlarımızı, işte işlerimizi ona göre planlıyoruz. Ama acaba meteorolojinin rolü sadece orada mı kalmalı? Yani sadece bize erken uyarı ve tahmin verip de orada mı kalmalı? Yoksa daha sonraki bütün aşamalarda biz senkronize mi hareket etmeliyiz? Bence ikincisi. Neden? Çünkü sadece meteoroloji erken uyarı tahmini vermekle işte mülk idare amirlerine, işte muhtarlara, kaymakamlara, valilerimize, sayın valilerimize burada öyle olmayacak. Sonrası verdiği verinin meteorolojinin iş bilgiye dönüştürme boyutu. Acaba biz o bilgiye dönüştürme boyutunu öbür tarafta, yani bu sürecin diğer aktörleri yerine getirebilecek miyiz? Ta ki kime kadar? Son nokta vatandaş. Son nokta vatandaşa kadar biz bu veriyi bilgiye dönüştürüp vatandaşı meteorolojik afetlere karşı dirençli hale getirebilecek miyiz? Kentlerimizi getirebilecek miyiz? O yüzden de hani yapılan bütün bu çalışmalarda, işte bütün il afet planlarında veya diğer yürütülen kurumlar tarafından yapılacak projelerde de işbirliği, koordinasyon ve entegre çalışma. Bunlar çok önemli. Yani o bilgiye dönüşüm sürecinde meteoroloji yer almalı. Onun ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda ne yapacak tavsiyelerde bulunmalı. Yani en azından yöneticilerin
bu şekilde gelen bir uyarı konusunda, ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmeli. Ve bunlar da tabii yasal mevzuatta yapılan düzenlemelerle ancak gerçekleşebilir. Yani meteorolojinin bence hani bu süreçte sadece rolü bilgiyi oluşturmak için gereken veriyi üretmek değil, her aşamada beraber bu süreci yürütmekte biraz da yükümlüyüz diye düşünüyorum. Yine tabii ara ara ben de hani eklemeler yaparım ama şimdi çok kısaca sizlere 3 değerli katılımcımız var. Hepsinin CV'sini şimdi mi okuyayım yoksa önce Mr. Dacic'i tanıtayım size. Ondan sonra da söz almadan önce diğer arkadaşlarımızın da CV'lerini okuyarak sizlere söz vereyim. Mr. Milan Dacic bizim önemli bir konuğumuz. Devlet meteoroloji işleriyle ilgili de birçok çalışması var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile de beraber çalışmaları var. Kendisi meteoroloji mühendisi. Belgrad Üniversitesi'nden mezun olmuş. Sırbistan'dan kendisi katılıyor. 25 yıla yakın sayısal hava tahmini kısmında çalışmış. Özellikle de hava ve iklim modellemesi konusunda çalışmaları var. 2007 ile 2013 yılları arasında Sırbistan Ulusal Hidrometeorolojik Servisi'nde görev yapmış, genel müdür olarak görev yapmış. Sonra Dünya Meteoroloji Örgütü'nde temsilcisi, daha doğrusu Avrupa Komisyonu'nda, Cenevre Avrupa Ofis Müdürü olarak görev yapıyor şu anda da. Ve dirençliliğin uluslararası koordinasyonla, işbirliğiyle arttırılması konusunda özellikle bu yapılacak ortak çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan birçok çalışması var. Yani uluslararası işbirlikleri, ülkeler arasında yapılacak protokoller veya anlaşmalarla ortak proje geliştirme konusunu çok önemli olduğunu vurguluyor. Birçok çalışması bunun üzerineymiş. Ve aynı zamanda da tabii kendi sunumu da özellikle meteorolojik ve hidrolojik hizmetlerin işbirliği, uluslararası işbirliği üzerinden geçiyor ve afet riskinin azaltılması konusunda özellikle bir kamu ajansı ya da kamu kurumu veya aynı zamanda da sivil toplumla ilişkiler ve bunların birbirleriyle destekli bir şekilde yürütülmesiyle ilgili çalışmalara da yer verecek sunumunda. Yine Güneydoğu Avrupa Çoklu Tehlike Erken Uyarı Tavsiye Sistemi üzerinde çalışmalarda bulunmuş ve onları bizlerle paylaşacak PPT sunumu sürecinde. Hakikaten de bu yapılan çalışmalara baktığınızda ben de sabırsızlanıyorum. Kendisine bir an önce söz vermek istiyorum. Mr. Dacic, please, the stage is yours. Okay, thank you very much. Colleagues, good afternoon to all. My name is Milan Dacic, as the professor said, and I, professor, very much appreciate your introduction because you have touched several very important aspects, including the urban heat islands that you were studying in your start of career. That is very important because, and also how to build resilient cities in the future. So thank you very much for this. I would like to share one not so short presentation, but I speak very quickly, very fast, about what is the WMO, what is the World Meteorological Organization that at the moment I'm working for as a WMO representative for Europe and Middle East. So, I would like to first of all say what is the WMO, what is the World Meteorological Organization, that is a specialist agency of the United Nations with 193 member states and territories. And why I stress this, this is very important because the business that we are doing, and this business is not a real business, we don't earn money on this, don't be afraid. But the business that we deal with, which is the weather and climate forecasting, requires the global attention of people, requires the global effort to be engaged in order to be able to forecast the weather in one particular country or not, let alone in one particular city. So that is very important, and for that reason I would like to also say that the history of WMO is actually a history of International Meteorological Organization, which started after the Vienna Congress in 1873, where International Meteorological Congress met and decided to organize ourselves in the world. So in 1878, the International Meteorological Organization came into being, and as of then, worked until 1950, where the IMO organization, a predecessor of the WMO, became formally the World Meteorological Organization. And in this year, 1950 and onwards,
the Specialist Agency of the United Nations provided for the new era of international cooperation in the field of meteorology, hydrology, and related geophysical sciences. And that is very important here to say, because I will be stressing very much on the international cooperation. Sounds like a political subject, but it is not. And you will see why for those who are not dealing with meteorology in their daily business. So the mission of the World Meteorological Organization is to foster establishment of networks of stations for the making of meteorological observation, as well as for hydrological and other geophysical observations. Then to exchange meteorological and related information and to build the systems for that, IT systems. Then to promote standardization of meteorological and related observations. Because if you observe in one country on the one way, in the other country on the other way, this data cannot contribute to the main goal, to the common goal. Promote activities in operational hydrology and encourage research and training. So Madam Chair mentioned that in many universities, you're not doing operational weather and climate and hydrological forecasting. But in our view of WMO, we see academia and operational hydrometeorological services as a one body. And for that particular reason, the World Meteorological Organization is a special agency of the United Nations appoint and require the countries to appoint so-called permanent representative of a country with the WMO. The permanent representative is a person who represents all meteorological and hydrological business in the country, not only in the National Hydromet Service, but also in academia and in private companies, in NGOs, etc. So that is very important to distinguish here when we talk about the representation in the WMO. A quick slide to show the complexity of the observing system, so-called global observing system, that is pushed and managed by the World Meteorological Organization through its 193 member states and territories. You have aircraft-based observations, you have polar and other satellites observation systems, you have remote sensing through the weather radars, you have satellite ground stations with the air receiving and disseminating the data, you have ship-based observations, you have upper air stations with balloon, radio sounds with balloon, and all of these other surface stations, and all of this wealth of information is exchanged very rapidly. One of the biggest successes of IMO and WMO was the establishment of the global telecommunication system that was able to disseminate this information in a very quick time, so that to allow to different countries in different parts of the world to do their weather and hydrological forecasting. This slide represents the present state of the observing networks, observing stations in the world. When you see the reddish color, that means that this station density is acceptable. This is something that we aim for. When you see the bluish part of the picture, this is where we need more information. There are many countries that are observing much more than they are really exchanging in the global telecommunication system of the World Meteorological Organization. I will speak a little bit more about this later on. Quick slides just to show the complexity of the observing satellite observing programs of the WMO. You see this, you can simply find this on any Google search. But you see the complexity of the satellites and the different programs run by different countries, including Europe, including Russia, Japan, US, other countries, many countries that they have the satellite program and contribute to the satellite observing system. The vision of WMO is to provide world leadership and expertise in international cooperation in the delivery and use of high-quality, authoritative weather, climate, hydrological, and related environmental services by its members. The important word is authoritative, because in sense of warnings and other things, you need one source of information. That is the government. The government's duty is to protect life and property in the country and should be the single voice, single authoritative voice of information. In providing this information behind the scene, many other actors can be engaged, but one voice should be there. So I will skip several slides to speed up things. The mandate of WMO is with the weather, with climate and water. And for that reason, National Meteorological and Hydrological Services
work around the clock to provide vital weather and climate information worldwide. National Meteorological and Hydrological Services are to develop their early warning systems to warn on the severe weather and fluctuation in air quality as well as climate variability and change to allow decision makers and communities and individuals to better prepare for weather and climate events. WMO supports National Meteorological and Hydrological Services with this work and in meeting their international commitments in the areas of disaster risk reduction, climate change mitigation, adaptation, and sustainable development. Core work is of the WMO member states is related to application services, capacity development, and data exchange and technology transfer. The WMO prepared its disaster risk reduction agenda that you can find on this link in the middle of the slide, so-called Disaster Risk Reduction Roadmap for the World Meteorological Organization, because human and natural losses caused by natural disasters are a major obstacle to sustainable development. By issuing accurate forecasts and warnings in a form that is readily understood and by educating people on how to prepare against such hazards before they become disasters, life and property can be protected. We have activities in Europe. We have DRR program in Southeast Europe. And I will say a couple of words about the activities, in particular in Southeast Europe, where Turkey also belongs. So this is the busy sketch about the multi-hazard early warning advisory system, which is constituted as a distributed network of services in Southeast Europe. To zoom a little bit more, what we aim at is to have one single source of information, even though we talk about unpredictability of even a short-term weather prediction, we would need to have a harmonized warnings between different countries. So on this slide, you see the, I hope the mouse is visible. No, it's not. So here you see the operational weather and hydrological forecasters that actually are able to look at the same advisory system where a wealth of information will be shared for their daily work. There are different countries, different operational forecasters. Very often in some cases of emergency, these people talk to each other and even without any official memorandum of understanding between countries. I'm coming from the Balkans, you remember recent flooding over there and the 3.5 billion euros damage that is a drawback of economic development for the countries. And at that time, without asking any director of the service or whatever, people communicated. Hydrologists, they just pick up the phone and call without any standard operating procedure. Because in case of emergencies, you want a consilium of doctors to come and look at you. So you go there and see. So this kind of thinking is what we want to achieve with the Southeast European multi-hazard early warning advisory system. Why do I say the word advisory with the stress? Because the multi-hazard early warnings are the prerogative of state. This is what your state is to be doing on an operational basis. But it doesn't say that you are not to be advised by any kind of system that you can have. And the World Meteorological Organization is active for 200 years in developing this knowledge and expertise. And in a recent Congress, we understood that we have 6,000 experts that are available for each and every country. And that is a real army of people able to help when it's necessary. So the idea of this is that we in exchange through the secured ICT channels more data than we normally do under the resolutions of the WMO. And by submitting more data to the system to hope for a better global weather prediction over there. And then to sign agreements between the countries that are using this improved data exchange and to get this better forecast for their daily work over there. The point here with these arrows is that each and every national hydrometeorological service is responsible for providing the warnings on the national level and advising and saying to their civil protection what is the outcome. Another way of looking at the system is that we have in Southeast Europe these 17 countries willing to cooperate. They would exchange more observational data than they normally do in the global telecommunication system of WMO. And these data will be
subject to the data policy that is going to be signed between the countries, and it will serve merely the purpose of providing the global weather prediction assimilation cycle with more data of better quality. The global weather prediction feeds into the regional models. Here we have three consortia in Europe: COSMO, ALADIN, and NMMB. We have also UK consortium, that is a fourth consortium. And all of these three models here are nested in the global weather prediction models and provide very high resolution regional forecasts. These very high resolution, let's say 2 kilometers resolution outputs, are feeding into the regional hydrological models that are cross-border in their nature. So these picked up regional hydrological, regional river catchments are very important. All of this will be subject to a common information platform, will be delivered to the common information platform, again on the ICT protected channels, and will be available to the countries here. And the project is ongoing at the moment. We engaged with the European Center for Medium Range Weather Forecast, and this is the elite European and world institution where Turkey is one of the founding members. Many years ago, in 1974, this center started to work and operate in Reading, UK. There are numerous contributors to this activity coming from the ECNWF, European Center, EUMETNET, Network of European Meteorological Services, EUMETSAT, European Agency for Exploitation of the Meteorological Satellites, and many others in Copernicus, European Commission, and others. This is just to keep you awake, and then to put some examples of the global, regional, and very local weather prediction models that we are using in this. And another slide is just to say one of the hazards is dust, of course, and since my service, when I was working there before, we did a lot of work in the dust forecasting. I just like this slide, it's very close to my heart. And to say that very high resolution models are able to depict this phenomenon, which is only merely one hazard of many hazards that you experience in this part of the world, is able to be well predicted by the forecasting model. When we look at the number of countries that participate in this Southeast European initiative, we understand that this is a huge demand for the supercomputing power at ECNWF. And we were even thinking before that we try to develop some kind of different approach for different group of countries. But recently, we, with our colleagues from Slovenia and Croatia and Hungary, we made experiments that make us that prove to us that we can take the whole group of countries, including Ukraine here on the north. So this is the domain actually that we cover. This is quite a big domain, and for that calculations we need really a supercomputing power that is available for us in the European Center for Medium Range Weather Forecast. I will now skip a couple of slides that talks about the necessity of running the Earth system models in order to get the weather prediction. We need to run a model that is coupled with different climate system components. But I will skip this and just say that this is important for the data collection and data assimilation. So it's not only traditional meteorological data that we are going to get and assimilate in the models. We go much further, and we have also our European task team leader for VIGOS. VIGOS is the WMO Integrated Global Observing System. Mr. Erdem Burukbaş from the Turkish Weather Service is here with us, and we strive to get more data that is not only of meteorological services, but also other data that is able to foster the work of the Earth system models in the future. Another slide is the membership to the European Center for Medium Range Weather Forecast and how we plan that this system maintain and sustain after the project is over. We have in this region five full member states of ECNWF that they have their rights there. They have the computational power and all of the softwares and everything that is run over there is available for these five full member states. We have six cooperating states of this elite center, and we have six states that are not affiliated at all. Of course, as we talk about saving life and property, information when there is such an event is by nature available for all that are endangered.
A little bit more about data exchange. In our project, we have this map which shows the data that is available for the European Center in Reading. And this is a chart obtained by them. And after the project has started, for example, the Director General of the Ukraine Meteorological Service immediately understood why the data exchange is important and why and how his country will benefit from that. And he started to submit this group of stations. So you see here that now we have much more stations. I will go over this. And this is of crucial importance for the global weather prediction model. The global weather prediction model provides better forecast than your regional model, which is nested inside, by definition, will provide a better forecast. So we are talking about this line of things here, and my advocacy all the time when I'm going around these countries is to try and reach the agreement that more data is submitted. Recently, we had a Congress of WMO in World Meteorological Organization, World Meteorological Congress, finished, and this is the group of directors from the whole world. And I would like to say that this group of people, they have their executive council, and the executive council is comprised of the distinguished members of our community coming from different regions, region 1 to 6. Region 6 is Europe and Middle East. And in Region 6, we have Mr. Volkan Mutlu Çoşkun, Director General of the Meteorological Service of Turkey, but also permanent representative of Turkey with the World Meteorological Organization, which is even higher function. So he is the member of this Executive Council, which is kind of a government of the WMO. And we are very happy to have a person from our sub-region. And we also hope that also Turkey as a country, but also whole sub-region and the community will benefit from that. Thank you very much. So we can continue later on with this. Thank you. Evet, Mr. Dacic'e çok teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımız Doktor Ali Ümran Kömüşçü, 1993 yılından beri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Halen Araştırma Dairesi Başkanlığı'nda Klimatoloji Şube Müdürü olarak görev yapmakta. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu olup yüksek lisans ve doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. 2011 yılında YÖK doçentliği unvanını almış olup aynı zamanda da yarı zamanlı olarak Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde klimatoloji uygulamaları derslerine de vermektedir. Evet, Ali Hocam sizi kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben belki biraz rahat konuşmak için müsaade ederseniz buradan konuşacağım. Bir de sunum vardı, onu da açayım olmazsa bir dakika. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi Aslı hocam konuya giriş yaptı, biraz benim de işimi kolaylaştırdı aslında. Ben de size bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde dirençlik konusunda yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsedeceğim. Onun dışında genel olarak iklim değişikliği ve afetler konusunu dirençlik açısından nasıl ele alabiliriz? Sunumumuzun ilk bölümünde kısaca ondan bahsedeceğim. İkinci 20 dakikada ise Aslı Hocam tam benim kafamdaki düşünceleri aslında yansıttı. Evet, biz Meteoroloji Genel Müdürü olarak bu tahminleri, bu uyarıları yapıyoruz. Ama bunun bir ötesi ne olmalı? Belki de birazcık onun üzerinde durmalıyız. Belki ikinci bölümde de bu konu üzerinde durmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle, aslında bir konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Salondaki arkadaşlarımızın içinde büyük çoğunluk Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlarımızı görüyorum. Aslında dirençlik konusu, sizler de takdir edersiniz ki bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çok böyle ele aldığımız, üzerinde çalıştığımız bir konu değil. İtiraf etmem gerekir ki ben de bu kongreye kadar bu dirençlik konusu nedir diye çok fazla araştırmadım. Çünkü bizim asli çalışma konularımızın içine pek girmiyor dirençlik konusu. Ama şunu gördüm ki özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaların afetlerle ilgili dirençlik konusunda ciddi oranda bir altyapı oluşturduğunu ve bu konuda çalışan kurumlara da ciddi anlamda bir destek verdiğini fark ettim. Yaptığımız çalışmalar gerek tahminler, gerek uyarılar, birazdan bahsedeceğim mevsimlik tahmin çalışmaları, iklim projeksiyonları. Bütün bunlar afete dirençlik konusunda çalışan kurumlara, akademisyenlere ciddi anlamda bir altyapı oluşturabilir. Evet, ekstrem hava olayları, bunlar biraz klasik
istatistik bilgiler, ekstrem hava olaylarının genelde hem Türkiye'de, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık istatistik anlamda bir arttığını biliyoruz. EMDAT, yani Uluslararası Doğal Afetler Verilerine göre 2018 yılında meydana gelen afetlerin %82'sini meteorolojik afetler oluşturmuştur. 94-2003 yılları arasında meydana gelen tüm afetlerinde %43'ünü taşkın afeti oluşturmuştur. Yani doğal afet dediğimiz zaman genelde aklımıza belki deprem, volkanik aktiviteler geliyor ama artık meteorolojik afetlerin de giderek doğal afetler içindeki yerinin biraz daha arttığını hem sayı olarak hem sıklık olarak ve etki yönünden ekonomik kayıplar ve can kaybı yönünden de giderek arttığını görüyoruz. Burada tabii Türkiye'nin ilave bir hassasiyeti var. Akdeniz havzasında bulunduğumuz için bu bölgede iklim değişikliğine duyarlı bir alan olduğu için önümüzdeki süreçte iklim değişikliğinden biraz daha etkilenmemiz tabii ki bu durumda söz konusu oluyor. Aslında genelde yani son zamanlarda Aslı Hocam'ın da ifade ettiği gibi yaşadığımız bazı afetler bu iklim değişikliği konusunu sürekli gündemde tutuyor. Öyle bir şu anda yani konuma geldik ki belki geçmişte çok fazla karşılaşmadığımız işte hortum gibi ya da dolu afeti gibi bazı afet türlerinin daha şiddetli, daha sık artık meydana geldiğini, yani bir Akdeniz bölgesinde hani bir hortum olayı çok bizim hani literatürümüzde ya da veri tabanımızda olan bir afet türü değildi. Artık bu tür afetleri görmeye başladıkça insanların kafasında ve medyada şu soru var, iklimler değişiyor mu? İster istemez normal vatandaşa bu soruyu soruyor. Birazcık bunun cevabını arayacağız bu sunumda. Gerçekten iklimler değişiyor mu, değişmiyor mu? Gerek iklim değişikliği kaynaklı olsun, gerek kısa sürede meteorolojik koşulların değişiminden kaynaklansın, toplumlar, başta şehirlerimiz, hocamın da bahsettiği gibi, bu ve herhangi bir sektör de olabilir, bir tarım sektörü de olabilir, su kaynakları sektörü de olabilir, artık bu tür iklimdeki değişimlerden ya da kısa süreli meteorolojik koşulların değişmesinden etkilenmeye başladı ve bir tedbir alınmazsa da daha korunaksız hale gelmeye başladılar. Dolayısıyla bu tür afetlere karşı biz bir dirençlik konseptinin anlayışını geliştirebilmek için de öncelikle bu tehlike ve riskleri bilmemiz gerekiyor. Yani bu tehlike ve riskleri bileceğiz ki ona göre gerekli önlemleri alalım ve bir sonraki aşamaya geçebilirim. Zannedersem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün görevi de işte bu noktada birazcık karşımıza çıkıyor. Yani bu afetlerin, afet tehlikelerinin ve risklerinin belirlenmesi ve bu bilgilerin de afet risk yönetimi yapan kuruluşlara taşınması ve onların da gerekli tedbirleri alması. Ama hocamın da ifade ettiği gibi orada mı kalmalı? Bunu da belki tekrar ele alacağız. Şimdi afetlere dirençlilik kazanması konusunda iklim değişikliğine şöyle kısaca bir ele alabiliriz. Buradaki amaç ne? Yani bir afete karşı dirençlilik kazanılmasındaki temel amaç o sistemin bu değişimlere karşı, yani iklimdeki bu değişikliklere karşı cevap verebilme yeteneğinin ya da kapasitesinin artırılması. Şimdi bunu yapabileceğimiz birkaç yöntem var. Bir tanesi durumu kabullenebiliriz. Yani hiçbir tedbir almayız, herhangi bir eylemde bulunmayız. Durumu kabullenebiliriz. Belki sistemin buna cevap verebilme kapasitesi olmayabilir. Ya da yoktur ya da yeterli değildir. Bu tabii en kötümser senaryo, öyle söyleyelim. Bunun olumsuz etkilerini azaltma yönünde bir takım faaliyetlerde bulunabiliriz. Mesela erken uyarı bunlardan bir tanesi. Yani gerekli erken uyarıları ve tahminleri yaparak bu iklim değişikliği kaynaklı bu afetin etkilerini biraz azaltmaya çalışabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Gözlem ve izleme yapabiliriz. Şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yaptığımız gibi. Yani bunu verilerle ve bazı işte kurduğumuz sistemlerle bu afeti, afetle ilgili süreci izleyebiliriz, takip edebiliriz ve gerekli bilgilendirmeleri yapabiliriz. Onun dışında şu anda kabul gören iki farklı daha ön planda olan yöntem var. Bunlardan bir tanesi adaptasyon. Yani bu değişikliğe kendinizi nasıl adapte edersiniz? Şöyle ifade edeyim, diyelim ki işte sıcaklıklarda bir artış söz konusu. Siz de tarım sektöründe bir eylem planı geliştirmek zorundasınız. Bir şey önermeniz gerekiyor. Sıcaklıklar artıyor. Belki dersiniz ki işte daha yüksek sıcaklıklara dayanan belki bir bitki türüne geçiş. Bunun gibi. Yani burada bir adaptasyon, bir şey geliştirmeniz gerekiyor ki bu etkiden daha az, bu etkilerin o sektördeki etkilerini biraz daha azaltalım. Diğer bir olay da daha radikal bir çözüm. Bu da mitigasyon dediğimiz. Bu da sera gazı azaltımı ya da o sektörde yenilenebilir enerjiye geçiş şeklinde
doğrudan bu etkiyle mücadele yöntemi. Tabii bu en zoru ve en pahalısı, en zor olan yöntem. Çünkü ciddi anlamda yatırım ve maliyet gerektiren bir yöntem. Dolayısıyla iklimdeki bu değişimlere karşı kendi sisteminizin kapasitesini artırmanız yine sizin imkanlarınızla sınırlı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hocam da kısaca bahsetti. Ben de şöyle genelce ifade edeyim konuyu. Dediğim gibi biz doğrudan hani dirençlilik konusunu çalışan bir kurum değiliz. Ama ne yapıyoruz? Dirençliğin afetlere karşı dirençliğin artırılması ile ilgili ya da kapasitenin artırılması ile ilgili konularda diğer kuruluşlara altyapı ya da veri desteği, tahmin erken duyuru desteğinde bulunan bir kurumuz. Son zamanlarda buna özür dilerim. Belki şöyle ifade edeyim, bunu birkaç aşamada ele alabilirsek. Bir tanesi veri ve olay analizi şeklinde olabilir. Yani eldeki verilerle bu olayı analiz edersiniz ve buradan bir sonuç çıkartırsınız. Yani şöyle ifade edelim, mesela diyelim ki ani örneğin şiddetli yağışlarla ilgili elinizde bir veri tabanı var ve bu veri tabanından siz artık Türkiye'de nerelerde sel olabileceğiyle ilgili buradan bir sonuca gidebilirsiniz. Bu bir katkı olabilir. Ayrıca mevcut şu andaki gözlem ağımızda zaten sürekli farklı meteorolojik parametreleri gözlemliyoruz. Ve bunlarla ilgili eğer herhangi bir yerde şiddetli yağışla ilgili bir gördüğümüz mesela örneğin bir işte tehlike olabilecek bir parametre olarak düşünürsek, bir farklılık gözlemliyorsak bununla ilgili erken uyarı ya da tahminde bulunabiliriz. Bunlara ayrıca bu veri olay analizi gözlem erken uyarı ilaveten de eğer daha uzun vadede düşünüyorsak olayı, çünkü diğerleri daha kısa sürede mesela bir şiddetli hava olayı var. Erken uyarı tahmini yapıyorsunuz, olaya müdahale ediliyor ama orada kalıyor. Yani birazcık kriz yönetimi içinde kalıyorsunuz. Daha uzun vadede bir planlama yapmanız gerekiyorsa bu kez iklim projeksiyonlarından ve mevsimlik tahminlerden yararlanabiliriz. Yani dolayısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri ve olay analizi, gözlem, erken uyarı, mevsimlik tahmin ve iklim izleme gibi konularla bu tür çalışmalarla afet risk yönetimine katkıda şu anda bulunuyor ve bulunmaya da devam edecektir. Şimdi şöyle ifade etmek gerekirse biz bu afetlere karşı iklim değişikliği açısından nasıl bir süreç izlemeliyiz? Çünkü bunun bir kısa süreli, yani hızlı bir şekilde cevap vermemiz gereken durumlar var. Bir de uzun vadede bir eylem dahilinde cevap vermemiz gereken durumlar var. Şimdi öncelikle bir bölgedeki ilk adım oranın meteorolojik koşullarının ve iklim koşullarının analizi. Bir sonraki aşamada bu koşullarla ilgili tehlikelerin araştırılması, bundan oradaki sistemin ne kadar zarar göreceği ve risklerin tespiti ve bunlara cevap verebilmek için gerekli uygulama seçeneklerinin belirlenmesi. Bu seçeneklerin içinden bazı önceliklerinizi belirliyorsunuz. Çünkü bütün bu seçenekleri uygulayamayabilirsiniz. Daha sonra harekete geçiyorsunuz. Uygulamaya soktuğunuz bu tedbirleri de, seçenekleri de izleyip değerlendiriyorsunuz. Tekrar bu işe yaradı mı acaba, değil mi diye bu stratejinizle gözden geçiyorsunuz ve bu şekilde bir döngü devam ediyor. Şimdi buna bir şöyle örnek verebiliriz. Diyelim ki bir meteorolojik açıdan bir analiz yaptınız ve şiddetli yağışlarda bir artış yönünde veriniz size bir şeyler söylüyor. Burada ne bunun beraberinde getireceği tehlike nedir? İşte ani seller, heyelan ve taşkın gibi bir tehlike söz konusu. Tehlikeyi belirlediniz. Bunun beraberinde getireceği risk nedir? Derelerin taşması sonucu, yerleşim ve tarım alanlarının su altında kalması, su baskınları. Tabi bu örnekler çoğaltılabilir. Ben burada sadece bir iki örnekle sınırlandırıyorum. Ve bu durumda sizin bazı seçenekler ortaya koymanız gerekiyor. Bunlar işte yapısal ve yapısal olmayan tedbirler. Diyelim ki bunlardan birkaç tedbir belirlediniz, seçenek belirlediniz. İşte derelerin ıslah edilmesi, taşkın önleme yapıları, erken uyarı sistemleri veya uzun vadede olacaksa bu planlama taşkın eylem planları geliştirdiniz. Bunlardan diyelim ki erken uyarı sistemini devreye soktunuz, yani uygulamaya aldınız. Daha sonraki aşamada bakıyorsunuz bu erken uyarı sistemi gerçekten işe yarıyor mu? Yani siz erken uyarı verdiğinizde bir sonuç alabilmiş misiniz? Yani tahminleriniz, erken uyarılarınız doğru sonuç vermiş mi? Stratejinizi gözden geçiriyorsunuz ve bu şekilde yeni belki bir planlama sürecine, yeni bir strateji belirleme sürecine gidiyorsunuz. Yani bu tür iklim değişikliği kaynaklı veya meteorolojik koşulların değişmesinden kaynaklı
koşullara bir anlamda bazı geliştirdiğiniz yöntemlerle bazı çözümler üretmek zorunda kalabiliyorsunuz. Benzer bir durum ben burada kuraklık için verdim. Bunu geçebilirim yani ya da kısaca bahsedebilirim. Şöyle diyeyim. Yine mesela diyelim ki bir bölgede analizler yaptınız, meteorolojik koşulları incelediniz, baktınız o bölgede yağışlarda bir düzensizlik söz konusu. Bu belki beraberinde nasıl bir tehlike getirecektir? Bir kurak periyodun uzaması ve devamında da tarımsal ve hidrolojik bir kuraklık yaşayabilirsiniz. Daha sonra bu nasıl bir risk getirecektir? Tarımsal üretimde düşüş, işte su talebinde artış, debide azalma gibi bazı bunun tarımsal ve hidrolojik sonuçları olacaktır. Tedbirlerinizi belirliyorsunuz. Daha sonra bunların içinden birkaç tanesini seçiyorsunuz ve uygulamaya sokuyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki ben işte eğer bir mevsimsel kuraklık yaşayacaksam işte bitki deseninde bir değişikliğe gidiyorum. Ya da su fiyatlarında mesela sosyoekonomik bir çözüm, su fiyatlarında artışa gidiyorsunuz. Daha sonraki dönemde bakıyorsunuz, izliyorsunuz bu aldığınız tedbirler işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Ve o sonuçlarına göre de bu stratejinizi yeniden gözden geçirip tekrar yolunuza devam ediyorsunuz. Böylece bir, yani bunu bir süreç olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde olaya cevap verip, yani geri çekilme, yani dirençlik kazanılması hemen hızlı bir cevap verip sonuç alma olayı değil. Yani bir zaman gerektiren, bir süreç gerektiren bir konu. Özellikle meteoroloji ve yani iklim değişikliği kaynaklı ya da meteoroloji koşulların değişmesinden kaynaklı olan değişikliklere yani hazır hale gelebilmeniz için bunu bir süreç dahilinde uygulamaya sokmanız gerekiyor. Şimdi az evvel ifade ettiğim gibi iklim değişikliği gerçekten şu anda gündemin sıcak konularından bir tanesi. Hatta şu anda biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Japonya'da G20 zirvesi için. Ben de tesadüf haberlerini okurken gündemde bir baktım iklim değişikliği yer alıyor. Hani ben de şaşırmıştım yani şu anda G20'de iklim konusu tartışılıyor. Yani politikacıların, işte bilim adamlarının, herkesin gündeminde şu anda bu konu var. Sayın Milanda Dic WMO'dan bir sunumunda bize işte küresel ölçüm sistemlerinden bahsetti. İşte hem atmosfer gözlemlerinden hem uzaktan algılama yani uydu gözlemlerinden bahsetti. Bu gözlemlerin sonucunda iklimde değişiklik var mı yok mu? Aslında şu anda tartışılan konulardan bir tanesi bu. Şimdi WMO bazı kriterler koymuş. Yani Dünya Meteoroloji Teşkilatı Sayın Milanda Dic'in çalıştığı yerdeki bu merkez bazı kriterler koymuş. Şimdi bu kriterlere çok kısaca bakalım. Kara ve deniz yüzey sıcaklığına bakıyor. Okyanus ısısındaki değişimler, atmosferdeki karbondioksit miktarındaki değişimler, okyanusların asitleşmesi, deniz seviyesindeki değişimler, buzul erimeleri, Arktik ve Antarktik deniz buz alanındaki değişimler. Yani bu indikatörlere göre küresel anlamda bir iklim açısından bir değişiklik var mı yok mu? Bu 7 tane kritere göre WMO küresel anlamda iklim değişikliğini belirliyor. Ve şu andaki ben vakit darlığından dolayı tabii bütün grafikleri size göstermeyeceğim. Ama bütün indikatörler de şu anda bize iklim değişikliği ile ilgili zaten yeterince yani şurada gördüğünüz bütün bu indikatörler yeterince zaten bize veri sağlıyor. Yani iklimin değiştiği yönünde bize veri sağlıyor. Tabii bu küresel anlamda indikatörler. Daha lokale indiğimizde tabii bunların hepsini uygulayamıyoruz. Neden? Çünkü lokal anlamda işte elimizde bu bazı veriler yok. Zaten bizim bölgemizde böyle bu tür ölçümler yok. Belki kara ve deniz yüzey sıcaklığına bakıyoruz. Bunun dışında yine Dünya Meteoroloji Teşkilatı artık meteorolojik karakterli afetleri de iklim değişikliği için bir indikatör olarak bir gösterge olarak da bize tavsiye ediyor. Yani meteorolojik karakterli afetlerdeki değişikliklere bakarak da iklim değişiklikleri var mı yok mu yolunda analizler de yapılabiliyor. Şimdi küresel tabloya çok kısaca bir bakalım. Burada üstte gördüğünüz küresel ortalama sıcaklık anomalisi 1880-2018 iklim değişikliği konusunda çalışan arkadaşların belki çok sık karşılaştığı bir grafik türü. Özellikle gördüğünüz gibi 1950'li yıllardan hatta daha bariz bir şekilde 70'li yılların sonundan itibaren sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyrettiğini ve giderek de bir artış trendinde olduğunu görüyorsunuz. Bizim için şu anda belki iklim değişikliğini gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi bu. 2018 yılına bakacak olursak 2018 yılında küresel ortalama sıcaklıklar sanayi devrimi öncesine göre yaklaşık 1 derece arttığını görüyoruz. 1981-2010 dönemini dikkate alırsak ise yine yaklaşık 0.4 derece küresel ortalama sıcaklıklarda
bir artış söz konusu. 2018 yılı, dünyada en sıcak yıl bu arada 2015 yılı oldu. 2018 yılı sıralamada 4. yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi de 2018'in ilk başlarında yaşanan okyanuslardaki biz La Nina dediğimiz bir soğuma dönemi yaşandı okyanuslarda. Bu da ortalama sıcaklığı biraz düşürdü. 2018 ama birazdan değineceğim, ülkemizde biraz daha farklı bir sıralamada yer alıyor. Dünyadaki kayıtlarda ise 4. sırada yer alıyor. Bunun dışında yine başka diğer değinmemiz gereken diğer bir konu da ısınmanın kara ve okyanus alanlarında aynı olmadığı, yine kuzey ve güney yarımkürede de aynı olmadığı ile ilgili verilerimiz var burada. Kara alanlarındaki ısınma denizlere göre, yani okyanuslara göre biraz daha fazla. Bunun dışında yine kuzey yarımkürede ısınma da güney yarımküreye göre biraz daha fazla gerçekleşti 2018'de. Şimdi iklim projeksiyonuyla ilgili yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Eğer mevcut şekliyle ısınma devam ederse, tabii burada bazı iklim projeksiyonları kullanılıyor. Biz bunlara iyimser ya da kötümser senaryolar diyoruz. Bunlar bir alanın aldığı enerji miktarına göre isimlendiriliyor. İşte 2.6, 4.5, 8.5 gibi. 8.5 dediğimiz en kötümser senaryo. 2.6 en iyimser senaryo. Bir de ortalama iyimser senaryo var. 4.5 senaryosu. Bunlara göre bakın 1950'deyiz. İşte 2000'li yıllardaki sıcaklık bu. Eğer hiçbir tedbir alınmazsa 8.5 en kötü senaryo. Gördüğünüz gibi sıcaklıkların tabii bir bant dahilinde bu hareket ediyor. Yaklaşık ortalamaların 4 derece, yani yüzyılın sonuna doğru 4 derecenin üzerinde artacağını öngörüyor. Tabii ki diğer senaryolar, iyimser senaryolar emisyonlarla ilgili bazı eylemler gerektirdiği için ısınma miktarları biraz daha düşük. Ama neticede iyimser ya da kötümser bütün senaryolarda sıcaklıkların, yani küresel ortalama sıcaklıkların artışıyla ilgili bazı sonuçlar bize bilimsel çalışmalar gösteriyor bu IPCC'nin çalışması. Şimdi Türkiye'deki duruma çok kısaca bakalım. 1990'lı yılların yine sonundan itibaren bizdeki sıcaklıklarında, ortalama sıcaklıklarında pozitif anomali değerleri gösterdiğini görüyoruz. 2018 yılı en sıcak, yani kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl olarak gerçekleşti bizde. Dünyada dördüncü yıldı. Bizde en sıcak yıl 2010 yılı olarak gerçekleşti. Ama buradaki vurgulamak istediğim trendin, yani artış olduğu yönde, gördüğünüz gibi 2011 yılı hariç, burada bir volkan patlama olmuştu sanırım, o yılda biraz düştü sıcaklıklar. O yıl hariç bütün değerler gördüğünüz gibi son yani 25-30 yılda hemen hemen ortalamanın üzerinde seyrediyor. Ortalama derken yani 81-2010 ortalamasını esas alıyoruz. Buna göre sıcaklıkların, yıllık sıcaklıkların artışlarına bakıyoruz. Dediğim gibi 2018, bu da en sıcak yılların sıralaması. 2018, 2010'dan sonraki en sıcak ikinci yıl olmuş. Burada dikkatimizi çeken diğer bir nokta da 2016, 2014 gibi, 2018 gibi, yani en sıcak birkaç yılında şu 2010 yılından bu tarafta görülmesi, yani bayağı bir sıcak aslında periyot içerisinde bu da olduğumuzu gösteriyor. Yine sıcaklık değişimlerine örnek başka bir grafik. Şimdi 10 aylık periyotlarda burada görüyorsunuz sıcaklık değerlerini. Mesela 71-80 ortalaması 13 iken şu an 2011-2018 ortalaması 14.2. Buna 2018 değerlerini dahil etmedik henüz. Dahil ettiğimizde zannediyorum bu değer 14.5-14.6 gibi bir rakama ulaşacak. Dolayısıyla yani son 30 yılda 13'ten 14.5 desek buraya yaklaşık 1.5 derecelik bir ısınmadan bahsediyoruz Türkiye'de bile. Yani son 40 yılda 1.5 derecelik bir ısınmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla eğilimler bizim de ısındığımızı dünya ile birlikte gösteriyor. Yani biz de farklı bir konumda değiliz. Sadece biz de ısınmanın dünya küresel verilere göre biraz daha geç başladığını görüyoruz. Yağışlara baktığımızda ise sıcaklıktaki gibi aslında belli bir trend görmüyoruz yağışta. Çünkü yağış zaten kendi karakteri itibariyle biraz düzensiz bir parametredir. Bir tahmin edilmesi zor bir parametredir. Burada gördüğünüz gibi belli, bu da alttaki renkler, alttaki özür dilerim, üstteki mavi renkler pozitif anomalileri, alttaki renkler ise sarıya yakın renkler ise daha çok negatif anomalileri bize ifade ediyor. Yani ortalamanın altındaki değerleri ifade ediyor. Burada gördüğünüz gibi çok belirgin bir işte nemli ya da kurak periyot yok. Onun dışında yıllar arası değişken bir periyot söz konusu. 2018'e geldiğimizde de 2018'in de diğer yıllara göre
daha nemli geçtiğini, bu arada mesela 2009-2012 arasında bayağı bir nemli bir dönem yaşandığını, 2013'te kurak bir periyot yaşandığını, daha sonra nemli bir döneme geçildiğini ama bir artış ya da azalış yönünde belli bir istikrar söz konusu değil yağışlarda. Elimizde bunların bölgesel analizleri de var. Tabii ayrıca istasyon bazlı analizleri de var. Vakit darlığından dolayı burada hepsini size tabii gösteremiyorum. Sadece burada demek istediğim, yağış sıcaklık gibi belli bir trendi, belli bir eğilimi göstermiyor. Evet, şimdi konuşmamın başında şunu söylemiştim. Evet, biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak afetlere karşı işte erken uyarı, tahmin şeklinde destek oluyoruz ama bu belki kısa sürede olan bir afete, afet için bu bilgiler yeterli olabiliyor. Ama daha uzun vadede, yani siz önümüzdeki 3 yılı, 5 yılı, 50 yılı planlamak isterseniz, çünkü zaman zaman sektörlerin bu tür talepleri oluyor. Yani insanlar belki önümüzdeki 3-5 günü, 10 günü değil, işte 3 ayı, 6 ayı özellikle belli sektörlerde riskler neler olabilir, kurak bir periyot olacak mı, nemli bir periyotta mı olacağız şeklinde talepler olabiliyor. Ya da uzun vadede bir eylem planı hazırlayacaksanız 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık iklimdeki değişimler bilinmek isteniyor. Çünkü bunun da beraberinde getirdiği bazı tehlikeler ve riskler var. Dolayısıyla bu da yine uzun vadedeki dirençlik planlamaları için gerekli bir altyapıyı oluşturuyor. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde iklim şubesinde yaptığımız iklim modellemesi ile ilgili çalışmalardan çok kısa örnekler vermek istiyorum. Şu tabloyu şöyle çok kısaca özetlemek gerekirse biraz kafanızı karıştırmamak için 3 farklı küresel modelin veri setini kullanıp bunları bir alt ölçeklendirme yoluyla bölgesel bir modelle, RxEM dediğimiz bir modelle Türkiye ve çevresi için yorumladık. Aslında yaptığımız buydu. Yani başta sizin küresel bir modelden elde edilmiş veriniz var. Bu modeli, bu veriyi 20 kilometre çözünürlüğe indiriyorsunuz. Arada bir başka bir ara modelle ve Türkiye ve çevresi için biz bunu yorumluyoruz. Yani ileriye dönük iklim projeksiyonları açısından. Şimdi burada bunun örneklerini size göstereceğim. Bu yorumlamalar şu gördüğünüz domain için, yani alan için, Türkiye ve etrafı için yapılıyor. Hem mevsimsel anlamda, belki çok rahat okunmuyor ama bunlar işte kış, ilkbahar, yaz şeklinde. Onun dışında yine buradaki bir 2016-2040, yani buradaki 30-40 yıllık bir periyot için ve bunun yine 2040-2070, 2070-2099 periyodu içinde yapılmış olanları var. Bu çalışmaları sizlerle isterseniz paylaşabiliriz. Sadece ben burada bir tane örnek size göstermek istedim. Burada gördüğümüz nedir? RCP 4.5 senaryosu için. Bu arada bu senaryolardan kastımız da IPCC'nin geliştirdiği, işte içinde bütün emisyon veya diğer nüfus gibi diğer bütün sosyoekonomik indikatörlerin gösterildiği, yani küresel ısınmayı bize ifade eden bazı küresel ısınma sonucu bir alanda meydana gelecek enerji değişikliğine ifade eden bazı rakamlar diyelim. Bu rakam arttıkça işte 4.5 yani radyatif zorlama dediğimiz alandaki yani metrekaredeki watt enerji miktarı 4.5, 8.5 da 8.5 çıktığı zaman 8.5 oluyor. Şu anda biliyorsunuz bu rakam 1.8-2 civarında bir rakam. Evet, burada Türkiye açısından gördüğümüz ne? Ortalama sıcaklıkların 2019-2040 yıllarını kapsayan yakın dönemde belli bir referans periyot alıyorsunuz. Bu döneme göre ne kadar artacağı? O da 0.7 ile 2.4 arasında bir artış söz konusu. 2041-2070 yıllarını kapsayan orta dönemde ise 1.1 ile 4.2 ve 100 yılın sonuna doğru ise bu rakamın 1.4 ile 6.3 derece civarına çıktığını bizim iklim projeksiyonları bize söylüyor. Yani 100 yılın sonuna doğru sıcaklık artışları biraz daha fazlalaşıyor. Burada hem sıcaklık artışını miktar olarak görebiliyoruz, bir diğer gördüğümüzde bu artışları nereleri etkileyecek? Bu yine haritalarda gördüğünüz gibi zaten sıfırın altında, yani mavi herhangi bir renk olmadığı için yani hemen hemen hiçbir soğuma söz konusu değil ve her yerde bir artış söz konusu. Ayrıca Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bazı modellerin gördüğünüz gibi mesela burada daha fazla yaz aylarında özellikle sıcaklık artışının daha fazla yönünde bize Hadgen modeli örneğin bilgi veriyor. Benzer bir durum yine yağış için çalıştık bunu. Çalışıldı daha doğrusu, çalışılmıştı ben bu şubeye gelmeden önce. Bu arada söylemeyi unuttum, aynı çalışma yine havzalar içinde yapılıyor. Şurada gördüğünüz gibi
özür dilerim. Farklı 25 tane DSI'nin kullandığı nehir havzaları içinde bu sıcaklık artışlarının periyot bazında nasıl olacağı şeklinde de yine hem bu domain için yani hem de Türkiye'deki havzalar için aylarca bu çalışmalar yapılıyor. Benzer bir çalışma yine yağış için yapılmış vaziyette. Yani yağış önümüzdeki 2016-2040, tabii 2016'ın şu anda 2019 periyodundayız, belli bir kısmı geçti. Buna 2019-2040 dersek bu süreçte yağışın nasıl değişeceğini, hangi senaryoya göre? 4,5 senaryosuna göre. Yani bu nispeten iyimser bir senaryo. Burada gördüğünüz grafik ise 3 farklı modele göre sıcaklıklardaki, ortalama sıcaklıklardaki bize değişimi ifade ediyor. Yine bu da 4,5 senaryosuna göre. Burada gördüğünüz gibi belki biraz uzaktan karışık bir grafik gibi gözükse de yani bu çizgilerin her birisi farklı renkler, farklı bir modeli ifade ediyor. Ama hepsi de genelde özellikle HADGEM 4,5 senaryosunda bize bir artışı ifade ediyor. Diğer iki modeldeki artışlar belli bir süre kendilerini gösteriyor. Daha sonra biraz daha stabil bir döneme girileceğini ama yani genel trend ise yine artış yönünde. 8,5 senaryosuna baktığımızda ise ki bu az evvel ifade etmiştim, kötümser senaryo yani emisyonları azaltma konusunda hiçbir tedbir alınmazsa karşılaşacağımız tablo, burada gerçekten daha vahim bir durumla karşı karşıya kalacağımız bizi karşımıza çıkıyor. İşte burada gördüğünüz gibi hem 3 model de birbiriyle uyumlu bir şekilde sıcaklıkların ciddi şekilde artacağını yüzyılın sonuna doğru ki rakamlar neredeyse 7 derece. Yani ortalamanın üzerinde 7 derecelik bu da en kötümser karşımıza çıkabilecek tablo. Hemen şunu da ifade edeyim. Tabii bu çalışma 2014 yılında IPCC'nin yani Hükümet Arası İklim Paneli'nin yayınladığı iklim senaryolarına göre yapılmıştı. Şimdi IPCC 2019'da yeni senaryo yayınlanması bekleniyor. Henüz şu anda yayınlanmadı. Bu senaryo yayınlandığında biz modellerimizi yeniden çalıştıracağız ve tahmin ediyorum bu projeksiyonların kısmen bu projeksiyonlarda değişiklikler olabilir. Şu anda nasıl bir değişiklik olacağını öngöremiyoruz ama şu an en son kullanılan IPCC'nin 2014'te yayınladığı senaryolar, bu RCP dediğimiz. Yeni senaryolarla da biz tekrar çalışmalarımızı yaptığımızda ve bunları güncelleyeceğiz ve yine kamuoyuyla bunları da paylaşacağız. Bunu şu grafik önemli, buna değinmek istiyorum. Belki ondan sonra hocam kapatabilirim, sonra ikinci bölümde devam edebilirim. Şimdi bu grafik bize neyi gösteriyor? Hep işte ileride iklimlerin değişmesi durumu. Şurada evet ilk başta bakıldığında yine dediğim gibi biraz karışık bir grafik gibi gözükebilir. Burada HADGEM bir yine küresel model. Bunun RCP 4,5 senaryosuna göre bakın burada bir 4 farklı çizgi var. Şimdi 4 farklı grafik var. Bakalım 1971-2000 yani siyah olan. Bu altta gördüğünüz bunun aralığı. Yani bu yaz mevsimi ortalama sıcaklığı, bu Türkiye için bir çalışma bu arada, 12 derece ile işte 28 derece civarında. Yani yaz mevsiminin orta sıcaklığının, ortalama sıcaklığının 12 ile 28 arasında bize değişeceğini gösteriyor. Şimdi süre ilerledikçe, yani siz işte 2016, 2040, 2041, 2070, 2071, 2090 sonra doğru gittikçe gördüğünüz gibi bu çizgi biraz sağa doğru kayıyor. Yani aslında değişen ne? Buradaki minimum ve maksimumun aralığı. Yani bakın en son 2071-2099'a geldiğimizde neredeyse 31 derece, yani bu ilk başta neydi? 27 derece civarındaydı. Yani 4 derece sadece yaz sıcaklıklarındaki maksimum değerlerdeki bir artışı bize ifade ediyor. Bu iyimser senaryoya göre. Kötümser senaryoda durum gördüğünüz gibi biraz daha çizgiler arasındaki farklar biraz daha açılıyor. Burada gördüğünüz gibi 71-2000 ortalaması 28 dereceyken, yani 12 ile 28 derece değişirken gördüğünüz gibi en kötümser senaryoda yani 71-2099 durumunda ise 34-35'lere kadar geliyor. Yani 27-28'lerden yaklaşık 7-8 derece yaz sıcaklığındaki bir artış. Yani düşünün yaz sıcaklıklarındaki bu artışın artık hem insan sağlığı üzerindeki etkileri, işte diğer enerji sektöründeki etkileri, su kaynakları üzerindeki etkileri. Yani eğer modeller beklendiği gibi bize, bu bir tabii tahmin değil bu arada, bir projeksiyon neticede, yani hava tahmini değil, bir projeksiyon. Tabii yanılma payı çok fazla çünkü kullandığı veriler, modellerin çözünürlükleri ve birçok diğer faktör tabii sonucu etki ediyor ister istemez. Dediğim gibi yeni senaryolar gelince, bu çalışmalar güncellendiğinde belki karşımıza biraz daha, artık bilemiyoruz, daha vahim bir tablo mu çıkar, daha iyimser bir tablo mu çıkar, şu anda onu bilemiyoruz.
Ben bu noktada isterseniz durayım hocam. Daha sonra ikinci bölümde devam ederiz. Evet, panelistimizin üçüncü konuşmacısı Doktor Levent Yalçın, hava tahmincisi. 1991 yılından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde rasatçı, ölçüm uzmanı ve hava tahmin uzmanı olarak çalışmış. Kendisinin master ve doktorası yenilenebilir enerji üzerine Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yapmış. Halihazırda Türkiye'nin ulusal tahmin ve uyarılarından sorumlu ekipte görevine devam ediyor. Ayrıca 2013 yılından beri de Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Yeşil Radyo isimli radyo programını hazırlamakta ve sunmakta. Ben Levent hocamızı kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Duyabiliyor musunuz? Şimdi, tamam. Şu cebime koyayım. Benim bir sahne şeyim yok, görsel sunumum yok. Beni göreceksiniz, size sahne sunumu yapacağım. Şimdi yemekten sonra dedi Aslı hocam, yemekten sonra bir ağırlık çöker. Yetişkinlerin konsantrasyonu da 20 dakika bir kişiyi dinlemek için. Yaklaşık 80 dakika oldu. Dördüncü tura giriyorsunuz ama uyku gibi. 20 dolunca yeni bir sıfırlıyor sayaç, yeni bir 20 geliyor. Şimdi yeni bir 20'yi başlatırım diye ümit ediyorum. Biraz dinamik bir konuşma yapma arzusundayım. O yüzden uyananlar uyansın, uyuyanlar uyansın. Yoksa ben onları uyandırırım. Konuşmama şöyle bir başlık koyalım öncelikle. Yeni şeyler söylemek lazım. Ama ironi yapacağım, eski şeyler söyleyerek yeni şeyler söylemek istiyorum. Dünya nüfusu şu an 7,5 milyar diye söyleniyor biliyorsunuz yaklaşık. İlk 1 milyarlık nüfusa biz 1800 yılında ulaşıyoruz. 1453'lerde de dünya nüfusu 300 milyon civarında. İkinci 1 milyara 100 yılda ulaşıyoruz. 1900'lerin başında 2 milyar oluyoruz. Biraz sayıları yuvarlıyorum, mazur görün. Üçüncü 1 milyara 50 yılda ulaşıyoruz. 1950'lerde. Dördüncü 1 milyara 25 yılda ulaşıyoruz. Beşinci 1 milyara 15 yılda ulaşıyoruz. Yani nihayetinde şuraya geldik. Biz artık her 10 yılda 1 milyar koyuyoruz üzerimize. 1 milyar insan ekleniyor her 10 yılda. Bu ciddi bir sayı. Kaynakların değişmediği bir ortamda, yani arzın değişmediği bir ortamda talebin had safhaya çıkması demek. 2050'lerde de yaklaşık 10 milyar beklenen bir nüfus var. Şimdi sanayi devrimine biz buharlı makinelerle başlıyoruz. Bunu biz sanayi 1.0 diye kodluyoruz. Geriye doğru bakıp vaka analizi yaptığımızda, endüstride nereye geldik, sanayide ne yapıyoruz dediğimizde. Ne zaman ki elektriği buluyoruz, Henry Ford'la beraber başlayan bir süreçte seri üretim başlıyor. Tek tek üretimden seri üretime geçiş, endüstri 2.0. Yani sanayi devriminde ikinci hamle. Ne zaman ki yarı iletkenleri buluyoruz, silikon temelli, bazen ileten, bazen iletmeyen. Elektrikte ya iletiyor ya iletmiyor. 1.0. Yarı iletkenlerle beraber bazen ileten, bazen iletmeyen. Yarı iletkenlerle beraber de biz programlanabilir makinaları oluşturuyoruz. Sanayi 3.0. Daha sonra geldiğimiz nokta artık bu programlanabilir makineler vesaire değil. Topladığımız bilgilerden karar destek mekanizmalarına çıktılar üretebilen algoritmalar çalıştırabilmek. Alın size sanayi 4.0, endüstri 4.0'a da böyle geldik. Çok uzun yıllar üniversite veya bizim kültürümüzde medrese dediğimiz yapılar bilgiyi bir yerden alıyor, halka aktarıyor. Görevi bu. Üniversite 1.0. Birinci jenerasyon üniversiteler çok uzun yıllar böyle çalışıyor. 1700'lerin sonuna kadar neredeyse. Daha sonra kendileri teori geliştirmeye başlıyorlar. Geliştirdikleri teorileri yayınlıyorlar. Üniversite 2.0. Ama artık çağımızda bir bilgiyi bir yerden almak, burada anlatmak bir akademik faaliyet değil. Teori geliştirmeye tabii ki hala ihtiyacı var sektörün. Ancak artık önce yarayı görüp sonra merhemi hazırlamak. Alın size üniversite 3.0. Yani 3. jenerasyon üniversite. Önce üretim yapmak çok önemli.
Çiftçi toplumlarına kadar inmeyeceğim. Toptayıcılıktan yerleşik topluma geçenlere kadar inmeyeceğim ama üretim çok önemli. Çok uzun yıllar ben üretirim, ne olursa olsun satarım mantığı geçerli dünyada. Ta ki 1929 büyük buhrana kadar, sistem kitlenene kadar. Keynes'le beraber yeniden canlanan bir düzen var. Nihayetinde geldiğimiz süreç şu: talep belirliyor tarzı, arz kendisini şekillendiriyor. Yeni bir girişimde bulunacak, sanayi tesisi kuracak, imalat yapacak, üretim yapacak veya hizmet geliştirecek taraf, yani arz tarafı, talebi dinlemek zorunda. Talep tarif ediyor neye ihtiyaç duyduğunu, arz kendisini şekillendiriyor. Ben doktora çalışmasına başlarken şöyle bir muhabbet olmuştu. Hocam dedi ki, Ramazan Öztürk, kulakları çınlasın. Bana dedi, önce çözüm bulup sonra o çözümde sorun arama dedi. Bana bir tane sorun bul, o soruna beraber çözüm arayalım dedi. Yani önce talep tarafıyla görüşüp sonra arzı belirleyeceğiz. Şimdi bunları niye anlattım arkadaşlar size? Burada Ercan Büyükbaş var, benim saygıdeğer müdürüm çok uzun yıllar. Şimdi de Elektronik Gözlem Sistemleri Daire Başkanı. Biz onunla çok uzun zaman çalıştık. Emeği büyüktür ve Milan'ın da gösterdiği ölçüm noktalarını görüyorsunuz değil mi? Dünyadaki kırmızı noktalar dünyada yoğunlaşmış ölçüm istasyonlarının noktasını gösteriyor. Çok uzun yıllar, deminki cümlenin yerinde anahtar kelimeyi ürünü çıkarıyorum. Durum tespiti için ölçümü koyuyorum. Meteorolojik ölçüm yapmak çok uzun yıllar maharet sayıldı. Bizim RFUS, ön adını bilemiyorum, Robert diyelim, Robert Fues, Albrecht vardı, Albrecht Müller, A. Müller de yazardı. Mekanik ölçüm cihazlarımız vardı. Ben bu yaşımda, saçımın ardına bakmayın, çok yaşlı sayılmam, bu yaşımda hatırlıyorum onları. O mekanik cihazlarla ölçüm yapardık, adları şuydu: termograf, anemograf, barograf, higrograf veya bunlar kayıt edicilerdi, grafiğe yazıcı olanlardı veya anlık okuduklarımız vardı. Termometre, higrometre, barometre vesaire, pilviometre gibi gidiyordu bu. Onlar da anlık okuduklarımızdı. Şimdi demin anlattıklarımızda bunları şöyle artık üst üste bindirebiliriz. Ercan abi o yüzden andım. Ercan Bey'le başlayan süreçte elektronik gözlem mantığı transfer ettik biz. Dünyadaki bu gelişimden payımızı bu şekilde aldık. Biz artık sıcaklık ölçer demeye başladık. Çünkü ne diyecektik o PT100'de çalışan sensöre? Termograf mı diyecektik? Termometreye haksızlık olur. Termometre desek aynı zamanda termograf bu. Dolayısıyla biz bunlara sıcaklık ölçer demeyi tercih ettik. Tam adı da hala yerleşti mi bilmiyorum. Artık evrildik. O graflarla anlık ölçümler değişti. Peki biz güncelleyebildik mi kendimizi? Milan'da takip ediyor, dünyayı takip ediyor. Biz buraya bakıyoruz ama kendisine de sormak lazım. Bizim bir de meteorolojik ölçümde, kayıtta birden fazla kodlamamız var. Sinoptik kodlama var, klimatolojik kodlama var, iklim kodlaması, metara vesaireye girmeyeceğim. Şimdi bu kodlamaları biz birleştirebildik mi bilmiyorum dünyada. Eğer birleştiremediysek ayak uyduramadık demektir. Neden? Bana şimdi kızımın doğum günü 22 Haziran 2011. Maksimum sıcaklığı söyle diye telefon etse birisi, kızım meteoroloji genel müdürünü arasa, birden fazla maksimum sıcaklık değeri verebilir. Çünkü sinoptiğe göre olan sıcaklığın maksimumu ile klimaya göre olan sıcaklığın maksimumu farklı değerler. Bizim şu değişimlere, endüstri 4.0'lara, üniversite 3.0'lara evrilmemiz lazım. Neden? Şunu söyleyelim. Yine Dünya Meteoroloji Teşkilatı'na atıfta bulunacağım. 2004-2008 yılları arasında yanılmıyorsam, 4 yıl kadar biz uluslararası meteorolojik ölçüm eğitimleri organize ettik. WMO da bizi destekledi sağ olsun. Ve o zaman heyecanla şunu anlatıyorduk sorumlu olduğumuz 17. bölgedeki arkadaşlarımıza, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelenlere. Ya siz grafikte okuyorsunuz ya değeri, bakın elektronik hemen geliyor. Burada ölçüyorsun, hemen karşında görüyorsun. Heyecanlanıyordu onlar, biz de gururla anlatıyorduk. Şimdi bunlarla heyecanlanma aşaması bence geçmiştir.
sağ olsun emeklerine sağlık arkadaşlarımızın 1800 küsür ölçüm noktası olmuş. Cihan Dündar'a da atıfta bulunmak isterim. Yayınlarından birini okudum. Rüzgar Atlas'ı hazırladı geçmişte 90'lı yıllarda. Kaç tane istasyon çalışmış biliyor musunuz? 91 değil mi? 91 istasyon çalışabilir haldeyken 90'larda 2019'a gelmişiz. 1800 küsur istasyon. Arkadaşlar 10 tane parametre olsa dakikalık kayıt var. 10 çarpı 1. 60 ile çarparsın saat olur. 10 çarpı 1 çarpı 60 çarpı 24 çarpı 30 çarpı 12 çarpı diye gider. Aşkın taşkın bir elinizde veri olur. Belki şu an Türkiye'nin en çok veri üreten kurumuyuz. Bu ne biliyor musunuz? Big data. Büyük veri. Bununla çalışamazsınız. Mustafa Sert burada mı bilmiyorum. Onlar bu data da bence boğulmuş durumdalar. Çıkamazlar işin içerisinde. Bu data sorunlu data. Şöyle sorunlu. Kalitesiz anlamında söylemiyorum. Karısı doğum yapmıştır. Cihazı göndermiştir. Eskilerden bahsediyorum. Darbe olmuştur, bilmem ne olmuştur. Ekonomik sıkıntısı olmuştur. Cihaz arıza yapmıştır. Kalibrasyona gitmiştir. Kargoda gecikmiştir. Veri de kesintiler olabilir. Sentetik data değil bu. Doğal datayla çalışmak herkesin harcı değil. Onu tek dile dönüştürmek herkesin harcı değil. Ayrıca benim doktora konum olduğu için iddialı söyleyebilirim. Bazı ölçümlerde metot değişti, yöntem değişti, birim değişti. Yıllarca aktinografla ölçtüğümüz enerji cinsinden kalori bölü santimetre kare bölü dakika diye tarif ettiğimiz güneş şiddeti piranometreler gelince güç cinsinden watt bölü metre kare cins birimiyle ölçülür oldu. Dolayısıyla enerji olarak ölçtüğünüzü güce olarak çevirmek herkesin harcı değil. Bunları niye söylüyorum arkadaşlar? Biz çağa ayak uydurmak zorundayız. Demin atıfta bulunduğum kızıma bir baba olarak karnını doyurdum diye biz görevimizi yapmış sayılmayız. Bir zamanlar çocuk karın doyurmak babalık için yeterliydi. O günün koşullarıydı. Bugünkü koşulda biz arz tarafıyız. Talebe soracağız sen benden ne istiyorsun diye. Ben anlayışımı söylüyorum. Bunlar tartışılsın istiyorum. Talep bize diyecek ki ben şöyle istiyorum. Arz kendini şekillendirmek zorunda. Buna mecburuz. Bu standartizasyonu koymak zorundayız. Yoksa ben şimdi anlatırım. Burada zaten %70-80'iniz hava tahmininiz. Hava tahmini nasıl yapılır mı anlatayım. Çok güzel araçlarımız var. Zaten bunlar aşılmış. Bunlar takdire şayan. Ölçüm bence kapanmış konusu. Tabii ki devam etsin ayrı bir şey. 1800'den 2400'e çıksın. Ona bir şey demem ben. Şimdi önemli olan biz bu aldığımız ölçümü nerede nasıl kullanıyoruz? Şimdi birkaç anahtar kelime daha sayacağım. Sürdürülebilirlik diye bir kavram var dünyada. Artık kulağımıza böyle basılıyor. İklim değişikliğiyle beraber en çok kullanılan kavramlardan bir tanesi. Muhtemelen bana katılıyorsunuz. Arge ve inovasyon var, bir araç. Arzın kendini şekillendirmesi için bir araç. Bu araçlardan ne kadar yararlanıyoruz? Ve bu big data'yı işleyecek ve karar destek mekanizmalarına talimat gönderecek, onları tetikleyecek, kararları verecek zeka veya yapay zeka. Ne kadar süreçlerimize dahil ediyoruz ve bundan sonra etme niyetimiz var mı? Birileri ettikten sonra biz lokomotifin arkasından giden vagon mu olacağız? Yoksa biz lokomotif olmayı üstlenip arkamıza vagon mu takacağız? Bu kararda, anlayış olarak bu kararda vermemiz lazım. Ben yapılan çalışmaları izledim, harika. Ama 6 yıl önce de bana sorsaydınız, Hava Tahminleri Daire Başkanlığı'nın elemanı olarak, çalışanı olarak, gelip size anlatacaktım. Revizyon yapmıyor muyuz, güncelleme yapmıyor muyuz? Oluyor. 6 saatten 3 saate indirdik tahmin sıklığını. İl bazından ilçe bazına indirdik. Ve çok hızlı reaksiyon gösteren bir kurumuz biz. Personel çok hazır buna. Altyapısı çok hazır. Ölçüm al 1800 tane. Cep telefonu uygulaması. iOS'ta da var, Android'de de var. İnternet sitesi. Türkiye'de belki ilk kuran kurumlardan bir tanesiyiz biz. Tahmin tutarlıklar aşmış. 18 tane radar. Her şeyi izliyor arkadaşlarımız. Beraber izliyoruz yani. Her şey elimizin altında. Deniz suyu sıcaklıkları kurdular. Tamam, şimdi ben
bakan olsam, yani Bekir Pakdemirli'nin de öyle bir tarım 4.0 diye konuşması olduğu için oradan da güç alarak söylüyorum. Soracağım soru budur. Siz bu datayı ne yapıyorsunuz? Nasıl çıktılar üretiyorsunuz bundan? Ne oldu? Yani tamam bir sürü milyon dolarlık yatırım yaptık. Hangi çıktılara destek verdik biz? Yoksa araçlarımızı ben çözmüşüz yani. O aşamalar bitmiş işte. Meteoroloji diyelim 2.0, 4.0 bitmiş. Şimdi biz meteoroloji 5.0'a bakmamız lazım. Ben bu tahminleri akıllı şehirler, akıllı binalar uygulamalarında tetikleyici unsur olarak nem 17'ye düştü, klimayı çalıştır, sıcaklık 18'e düştü, klimayı kapat, güneşin şiddeti 700 watt bölü metrekareye geldi, perdeyi indir, bu hava karanlık lüminansı şu dereceye düştü, sokak lambalarını yak veya kapat, bunları hazırlayabiliyor muyum? Veya şehri planlayan için, binayı tasarlayan mimar için ona bir simüle edilmiş 3 boyutlu, 4 boyutlu, 4 boyutlu özellikle söylüyorum, bir modelleme sunup onun yalıtım malzemesini hesaplarken her cepheye 8 santimetre kalınlığında değil, eğer hakim rüzgar yönü kuzeyse 4 santimetre kalınlığında belki güneye lazım, 12 santimetre kalınlığında belki kuzey cephesine lazım. Bu verimlilikleri tetikleyecek hazırlıkları yapıyor muyuz? Oradan talep bize geliyor mu? Önce biz karşı tarafı uyandırmamız lazım. Bizim elimizde çok büyük veri var, çok büyük imkan var. Bunlar yani sonlarına yaklaşmış öyle söyleyeyim yani. Artık bu saatten sonra istasyon sayısının 1800'den 2200'e gelmesi heyecanlandırıcı bir şey değil. Bizim tahminlerimizin 3 saatten saatliğe inmesi heyecanlandırıcı bir şey değil. Artık biz miktar söylemeye çalışıyoruz. Aralık veriyoruz. 21 kilogramla 50 kilogram arasında yağacak. 55 olunca üzülüyor arkadaşlarımız. Kaydırdık diye. Eskiden var mı yok muya bakıyorduk biz. Yağmur yağdı mı yağmadı mı verifikasyonumuz böyleydi. Şimdi kar yüksekliği veriyoruz. 3 santimetre demişiz. Denizin kıyısında İstanbul'a yağmamış. Biz eleştiriliyoruz. 150 metre yukarı çıkınca yağmış oraya 3 santim. Şimdi biz bunlara hazırlıklı mıyız? Bence tartışılması gereken bu kongrede bu. Yoksa oturmuş sistemleri zaten teşekkürünü ettik. Onun tebriğini de aldık, kabul ettik. Takdir de edildik biz. O taraf bence aşıldı. Sağ olsun yani geçmişteki İdarecilere de, bize bütçe sağlayanlara da, yetki verenlere de, çalışanlara da teşekkürü bir borç biliriz. Ama onun arkasına artık sığınamayız ki. Ben kızımı okula götürüyorum diye size burada gururla anlatamam ki. O zaten bizim asli görevlerimiz. Ha belki görev tanımları değişmesi gerekir. Resilience'ı ben de yeni duydum. 2 yıldır duyuyorum. Daha önce yok, bir kavram yoktu. Ancak bunlar olgunlaşma aşaması. Biz daha tehlikeyle riskin arasındaki farkı bilmiyorduk. Mehmet Güllüoğlu, AFAD Başkanı dün burada çok güzel anlattı, güzel bir örnek verdi. Bingöl'de de deprem oluyor, Konya'da hiç olmuyor. Sağlam bina varsa, yani tehlikenin olması demek risk demek değil. Sen tehlikeyi söylersin, orada başka unsurlar devreye girer. Konya'da yaptığın çürük bina, tehlikesiz bir ortamda bile risk taşıyabilirken, Bingöl'deki sağlam bina, tehlikeli durumda bile risk taşımayabilir. Şimdi biz tabii ki örtüşmüyor AFAD'ın verileriyle, dünkü konuşmalarda da söylendi. Ekstrem olaylar diye tarif ettiklerimiz, 20 kilograma geçen yağış Antalya için şemsiye bile açmazken insanlar, hiçbir tedbir almazken Ankara için fecaata dönüşebilir. 20 kilogram tehlikeli diye söylenemez. Dolayısıyla bu tariflerin yapılması lazım. Nitekim Meteo Alarmı'ndan esinlenerek kurduğumuz Meteo Uyarı'ya da atıfta bulunarak onu da bahsetmiş olayım. Asli görevimden de çok uzaklaşmayayım. Biz orada Meteo Uyarı'yı hazırlarken sağ olsun araştırmadaki arkadaşlarımız Hüseyin Beyler herhalde o da burada. Tek tek bize ilçelerin risk oluşturabilecek eşiklerini bildirdiler her bir parametre için. Bu da güzel. Zaten elimizde ham data vardı. Tam da ben bunu anlatıyorum. Yani uyandırmak istediğim şey bu. Elimizde var zaten hal gibi orası. Sebze meyve hali gibi. Her şey var. Oradan sen hangi yemeği çıkaracağına bağlı. Tamam.
meyve sebze yetiştirmek çok önemli, çok kıymetli. Ben o üretime saygısızlık etmem. Ama artık domates, patates yetiştirdim diye övünemeyiz biz. Biz ondan çok güzel yemekler yaptık. Türk kültürüne uygun, Türk mutfağına uygun diye. Belki onlarla gurur duyabiliriz. Yeni süreç bunu bekleyecek. Bunu ya biz arz tarafı kendi uyanır, taleplerini alır, talepleri şekillendirir. Ya da talep ya bizi bypass eder, başka yerlerden bu hizmeti temin etmeye kalkar. Ya da onun baskısıyla biz 3-4 yıl, 5 yıl gecikmeyle bunu hazırlamaya kalkarız. O yüzden madem biz bizeyiz burada, bir aile içinde sohbet ediyoruz. Gelin politikamızı güncelleyelim, bakış açımızı buna doğru evirelim. Çalışmalarımızı her biri, ben tabii kendi birimim adına da bunu burada kendi işimizde arkadaşlarımızla konuştuğumuz için rahatlıkla söyleyebilirim. Çok hızlı dönüşüm yapabiliyoruz, evrilebiliyoruz çünkü altyapımız hazır. Ama bugün bunları konuşarak biraz daha dinamik, biraz daha sektörün bizden beklediği haliyle işte bu üniversite 3.0'a, endüstri 4.0'a atıfta bulunaraktan, bilgi çağına uyaraktan, yapay zekayı, big data gibi böyle anahtar kelimeleri gündemimize alaraktan hazırlıklarımızı ona göre yapmaya devam ederiz. Hazırlık demişken şunu da söyleyeyim, süremi doldurmuş gibi duruyorum. Zaman verimi kullanmış olayım. Resilience meselesi kelime itibarıyla burada dirençlilik diye tarif edilmiş. Mithat'la da konuştuk. O da esneklik olarak da geçtiğini kaynaklarda söyledi. Ben de bunu bir hazırlık diye değerlendiriyorum. Okuduklarımdan, yani İngilizce metin okuyunca bende bıraktığı izlenim dirençlik değil. Dirençlik zaten Türkçe'de olan bir kelime değil. Türetilmiş bir kelime şimdi. Olabilir. Terminoloji olur, jargona bu şekilde girebilir. Bir sakınca görmüyorum onu da. Ama hazırlılık, ama biz buna zaten uyanmışız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sloganlarından birisi bu, biliyorsunuz. Hazırlıksız yakalanmayın. Bence bu tam da resilience'ın karşılığı olmuş. Belki bilinçli, belki bilinçsiz, bilmiyorum. Ama o sloganı ortaya atan ve kullanmaya devam eden arkadaşlar bence bunu zaten bünyelerinde hazmetmiş durumdalar. Birkaç not almıştım. Bir de iklim değişikliği deyince, böyle meteorolojist deyince bana çok soru geldiği için söylemek istiyorum. 1,5 derece meselesi. Şimdi bu 1,5 dereceyi bir benzetme yapayım. Şöyle bizim çok da anlamam o medikal işlerden ama durumun ciddiyetini öyle anlatabilirim diye düşünüyorum. Kan tahlili verdiğimizde bazı eşikler oluyor. Bize normalleri sunuyor alt ve üst eşikler olarak. Diyor ki 7 ila 21 arası 45 yaşındaki erkek için normal diyor. O 45'in 46 olduğunu düşünün. Oradaki bizim küresel anlamda sıcaklığı 1 derece indirmemiz demek şu demek değil. Bugün sıcaklık tahminini yapanlardan biriyim ben. Eskişehir'e 32 verdim, 33 olmuş. Fark eder. Öyle değil bu 1 derece. Bu tam da eşikten bahsediyoruz, tam da sınır. Eğer siz bunu 21'den 21 eşik 22 olduğunda birden ameliyat kararı verilebilir hakkınızda. Veya organ kaybına, organ yetersizliğine süreç ilerleyebilir, gidebilir. Buradaki 1,5'ü lütfen böyle anlayın. Belki size de soranlar oluyordur. Siz de anlatırken bu şekilde anlatabilirsiniz. Daha çarpıcı olur diye düşünüyorum. Ciddiye alınsın bu mesele de. İlgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süre kalır ve soru zamanında olursa da soru alabiliriz. Şöyle, Mr. Daşçı'ya da konuştum. Onun soru cevap kısmında hani eğer seyircilerimizden, dinleyicilerimizden soru varsa cevaplandırabileceğini, hani sunumuyla ilgili daha detaylı bilgi verebileceğini söyledi. Sonrasında da tabii Ali Hocam'ın eksik kalan sunumu var. Onu tamamlayacağız. Levent Hocam, siz tekrar söz almak ister misiniz? Yoksa direkt soru cevap durumuyla yeterli olacaktır. O zaman ben tekrar sırayı bozmadan Mr. Dajic'e sormak istediğiniz varsa veya hani onun sunumuna özel, tabii ama çok da soruları uzatmadan çünkü bir eksik kalan sunumumuz daha var. Artı 4'te diğer oturumlar içinde devam ediyor sürelerimiz. Buyurun, sizden başlayalım. Evet, ama şey içinde, tercüme içinde, evet, bizim. Sesim geliyor. Yeah. Tamam. Yeah. Okay. Thank you for your speech, Mr. Bajic. You are from World Meteorological Organization and you are from Serbia.
Actually, that's a very good coincidence. Because last week I was in a research trip in Kosovo, so and as you know, there's a dispute between. By the way, my name is Bengü Aydın Dikmen. I'm from İzmir University of Economics, from the Department of Political Science and International Relations. That's why I'm going to ask a different question. That's why. So, as we know, there's a dispute between Kosovo and Serbia, and Serbia doesn't recognize Kosovo's, you know, independence and self-determination status. Very important problem, because you mentioned that you are gathering data from different countries around the world, and you are also a representative of this organization, which is comprised of 195 member states, and which doesn't include Kosovo, obviously, because it's not an UN member state. I wonder whether Kosovo can benefit from these data gathering, and also whether you are able to gather data from the stakeholders in Kosovo as part of your mission, you know, that all those meteorological data, etc. Because you also mentioned that there is a collaboration of Southeastern European. I wonder whether Kosovo is included also within this collaboration. Thank you very much. Thank you very much for the question. This is a political question, as I understand it. Yes. But you know, the fact is that meteorology was never able for 200 years to stay out of politics. It's so difficult, but we deal with the atmosphere. We deal with the thing that does not know any borders. But then we humans, we impose some borders of this on this atmosphere. And in order to organize global weather, hydrology, whatever, environmental observations, you have to deal with somebody. Who is the focal point in your country? The primary representative. What is your country? Is it a country or not country or requisites? No, we are the UN agency. Our boss is sitting in New York, General Assembly of the UN. This is how we defined our business. That was very effective for decades. So we built a big system. We built a very good system for telecommunication. This was one of the greatest success of international endeavors. Now going into downscaling into different disputes. We have many disputed territories, and many countries are in war between themselves. And still, even during the war, the exchange of data is not interrupted fully. It's an amazing thing. It works. How does it work? How the politics will be bypassed? I don't know the answer to this question. But of course, living in the 21st century, when each and every person in the earth should receive the warnings and protect life and property, equal rights to everybody, to natural resources, etc. These are beautiful Agenda 2020, Agenda 2030, and all the agendas of the UN statements. How to do it in the operations? We try, we collaborate with the academia sector, we collaborate with different organizations, but at the end of the day, the bosses of the UN are sitting in New York. The bosses are the countries that establish the UN. So that is the way how we're going to deal not only with Kosovo, but all other territories or whatever are the entities. I don't declare any kind of prerogative to this part of the world that is defined by the UN General Assembly. That is our guiding principle. I understand your question in more of the scientific and combination with politics. In scientific manner, yes, we would be happy to get all the data that is available everywhere in the planet to get better global weather predictions. How we are going to do this, I don't know. If you have a proposal, please. Is it that you are not able to get this data from Kosovo stations? Kosovo is not a member of the UN. So are you saying that you are not able to get data from Kosovo stations? Formally, for political answer to your question, is that we are not able to get the data, mm-hmm. fully to get the data, since mm-hmm. we are not dealing with the WMO member state. When you say member state, it's a capital M, meaning the government which is recognized by the UN system, mm-hmm. not by the WMO. The UN system is overarching system that we follow and we mm-hmm. we do. So that's the answer. Okay, thank you very much. Var mı başka soru? Ercan Başkan, buyurun. Milan. I would like to express our deepest gratitude to you for your coming and for your very important and comprehensive presentation. My question is regarding the
a global scale. Now there's a project, very important project for Southeast Europe for the multi-hazard early warning system. How about the global multi-hazard early warning system? Is there an initiative by WMO? Could you please give some information about it? Thank you. Yes. Thank you, Arjun, very much for this reminding me on this very important issue. The World Meteorological Congress agreed that they will work, that we are going to work on the global multi-hazard alert system initiative. So how the initiative came into picture was that we were looking at the European scale. We saw that we have a European meteor alarm system. Then we look at the Russian part. We saw that Russia has very similar such system called Meteo Alert. And some years ago, we tried to see how these two systems can be combined, can be how the passenger from, you know, other side of the Atlantic traveling to Japan can benefit from something which is a really unified system in the world. So the initiative called GMAS, Global Multi-Hazard Alert System, was put forth and actually tried to present on one simple map. It's not only technology, it's also collaboration behind, to present all the alerting authorities from the world able to deliver the proper alerts to one single place, one hub. So once you are a user from the UN, for example, you can look at the one place where to go. But of course, the system is much more complicated than that, and it will be giving capacity development opportunities for the smaller countries that do not really have early warning systems in place yet and not issuing proper alerts and warnings to their citizens, opportunity to develop these capacities. Thank you. Başka var mıydı? Eğer yoksa tamamdır. O zaman hocam, Ali hocamla devam edelim. Hocam sizde 10 dakikalık sürenizi, hani sunum arkasından da sorularımızı alırız. Tamam. Levent hocam herhalde sizin bitti değil mi sondaki soruda? Sadece soru cevap gelirse. Soru cevap gelirse. Hocam ben de şöyle yapacağım. Siz 4'te başka bir panel burada var dediniz. Öbür tarafta mı? Pardon. Tamam. Şimdi şöyle, ben de şöyle yapacağım. Sunumda eksik bir kısım vardı ama bunu biraz sözel tamamlamayı düşünüyorum. Hem bu vakitte sizi çok sıkmamak için. Bir de Levent hocamın bıraktığı yerden küçük birkaç ilave yapıp ben de konuşmamı tamamlayacağım. Şimdi iklim değişikliği ilgili kısımdan bahsettim. Bunda buna ilaveten işte meteorolojik afetlerin Türkiye'deki oluşumları, işte sıklığı, sayısı vesaire ilgili bazı verilerimiz vardı. Bunlar bize bu afetlerin sayısında zaten bir artış olduğunu grafiklerimiz gösteriyor. Yine size göstereceğim bazı ürünler içinde, örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yaptığımız kuraklıkla ilgili çalışmalar var. Bize meteoroloji birimimizin. Burada 3 farklı yönteme göre kuraklık analizleri yapıyor. Bunların bütün haritaları web sayfamızda var. Bunun dışında yine Afetler Şube Müdürlüğümüzün geliştirdiği MEUS adlı orman yangın sistemi dediğimiz, orman yangınlar erken duyarı sistemi dediğimiz bir sistem var. Ve bu sistem 3 günlüğe kadar orman yangınlarıyla ilgili meteorolojik parametreleri kullanarak uyarı tehlike haritaları yayınlıyor ve bunu Orman Genel Müdürlüğü ile paylaşıyor. Ayrıca yine bu sistem kapsamında nemlilik, rüzgar gibi bazı meteorolojik parametrelerinde yine haritalarını bu internet bunlar internet sayfamızda yok. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar içinde bu afetlerle ilgili, yani diğer kurumların yaptığı çalışmalar destek olabilecek, altlık oluşturacak çalışmalar var. Bir de bunların dışında çok önemli bir çalışma, tabii bu konuda ben burada bu konunun uzmanlığı arkadaşımız da var, FFGS dediğimiz ani erken uyarı, taşkınlar konusundaki ani erken uyarı sistemi. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün içinde olduğu bir, bu da bir proje. Bunun hem Karadeniz ve Orta Doğu boyutu var, bir de küresel boyutu var. MGM her ikisi içinde Türkiye adına burada yer alıyor. Yani kısaca demek istediğim, gerek konu taşkın olsun, orman yangınları olsun, kuraklık olsun, iklim değişikliği olsun, aslında bilgi üretim anlamında bir sıkıntımız yok. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasına girin, birçok kamu kurumunda bulamayacağınız kadar bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Girin bugün Devlet Su İşleri'nin web sayfasına, hiçbir şey bulamazsınız. Yani hiçbir dozun en temel akım verilerine ulaşamazsınız. Bize başvurun, başta veri, ürün, her türlü veriye kolaylıkla bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ama nerede problem, nereden kaynaklanıyor? Sektörlerle bu bilgileri buluşturmada bir sıkıntımız var. Ha, bu bizden mi kaynaklanıyor, karşı taraftan mı kaynaklanıyor? Burası biraz tartışmalı konu. Ama son zamanlarda buralarda da ciddi gelişmeler var. Yani farklı kurumlar bizden ürün talep ediyor. Yani veri dışında, hani verinin, Levent Hocam'ın dediği gibi, yani bu kadar çok verinin şimdi ürüne dönüştürülmesi çok önemli. Ürüne dönüştürülmesi o sektörden gelecek taleplerle birazcık şekilleniyor.
Bu da zaten sizin bir kurum olarak seviyenizi belirliyor. Mesela bu da Serhat arkadaşımız da burada. Kendisi de bu konuda bana bilgi vermişti. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü mesela Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın kriterlerine göre 3A grubunda. İki nokta var 4A grubuna, yani en üst düzeye çıkabilmesi için. Long range forecasting dediğimiz işte uzun süreli tahminler yapabilmesi. Bir de bu customized products dediğimiz yani müşteri odaklı ürünler üretebilmesi. Bu ikisi konusunda gerekli aşamayı sağlarsa belki bir üst gruba çıkacak. Yani bunlar sizin kurum olarak da seviyenizi belirliyor. Yani dünya nereye doğru gidiyor? Dünya müşteri odaklı ürün üretmeye doğru gidiyor. Yani Levent Hocam'ın dediği gibi karşı sektör sizin ne yapacağınızı birazcık belirliyor. Biz şimdi standart metodolojide yıllardır bir şeyler üretiyorduk. Ama son zamanlarda işte enerji sektöründen mesela talepler geliyor. FFCS kapsamında işte kar erimeleri mesela ilgilerini çekiyor enerji sektörünün. Ya da kuraklık işte tarım sektörünün ilgisini çekiyor. Ya da don erken uyarısı gibi şeyler. Yani sektör ne istiyor onu bilmemiz gerekiyor. Bunun için de sektörlerle buluşmamız gerekiyor ki hani bu Levent Hocam'ın bahsettiği bu ileri düzey işte 4.0, 5.0 teknolojiye geçiş yapalım. Yoksa ne oluyor? Siz yaptığınızda mutlu olup yaptığınızın en doğru, en iyi olduğunu zannediyorsunuz ve orada kalıyorsunuz. Yani hem ileri düzey teknoloji kullanacaksınız, hem karşı tarafın taleplerini bileceksiniz ve ona göre kendinizi şekillendireceksiniz. Bunun yolu da benim anladığım kadarıyla sektörlerle ve sektörün ihtiyaçlarını bilmek ve o doğrultuda kendinizi güncelleme, yenileme. Hem teknoloji yönünden hem bilgi yönünden. Çünkü meteoroloji aynı zamanda bir bilim dalı. Yani bilme endeksli bir alanla çalışıyorsunuz. Sürekli dünyadaki gelişmeleri takip edeceksiniz. Örneğin ben şöyle anlatayım. Konu dışına çok çıkmak istemiyorum. Geçenlerde meteorolojiyle ilgili bir çalışmaya bakarken mesela bu Machine Learning in Meteorology diye bir şey, Application of Machine Learning in Meteorology. Yani çok duyduğumuz bir şey değil. Meteorolojide makine öğrenmenin kullanımı. Hani kaçımız böyle bir konuyu biliyor ve kaçımız bunu meteorolojide uyguladı. Ve konuyu biraz araştırdım. Amerika'da Colorado Üniversitesi'nde bir hocaya ulaştım. Bir bilgisayar mühendisliğinde bir hoca makine öğrenimi konusunu meteorolojide uygulanmış. Türkiye'ye baktım, Türkiye'de hemen hemen bu konuyu çalışan yok. Dünyada da aslında çok az çalışılıyor. Yani bizim böyle inovatif şeyler birazcık peşinden koşmamız gerekiyor. Kendimizi güncellememiz. Yani bugün yapay zekanın meteoroloji kullanımı, işte yapay sinirleri biraz bayağı bir kullanıldı bir akademik camiada. İşte model tahminlerinde vesaire. Bu tür daha ileri düzey teknikler, teknolojiler neler olabilir? Bunlara biraz kafa yormamız gerekiyor. Bu hem bilim anlamında yani kendi işimizle ilerleyeceğiz. Diğer taraftan da karşı sektör bizden ne istiyor, ne bekliyor o doğrultuda biraz bir araya gelip konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Belki şu anda afet açısından, hani çünkü biz genelde bir krize müdahale ettiğimiz için işte bizden AKOM, AFAD, Kızılay neyse belli bir bilgi istiyor. Hemen bunu veriyoruz. Ama akabinde hani böyle karşılıklı şeyler çok fazla gelişmiyor. Yine bizden daha çok bir veri alışverişi şeklinde ilişkiler ilerliyor. Biz istiyoruz ki yani daha fazla ne üretelim, ne yapalım ki, nasıl bir farklı ürün ortaya koyalım ki o afete zamanında mücadele edesin, o sistemin kapasitesi artırsın ve bu şekilde ancak siz dirençli artırabilirsiniz. Yoksa olaya bir kez müdahale edersiniz, biraz iyileştirme yapılır, konu unutulur, bir sonrakine kadar olay devam eder. Dolayısıyla benim söyleyeceklerimi de burada bu şekilde tamamlıyorum. Yani eğer sorularınız varsa alabilirim. Ayrıca bugün burada ifade edemediğimiz birçok konu da vardı. Başka zaman, başka ortamlarda umarım yine bir araya gelir. Bunları da tartışma fırsatı buluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alev Hocam için acaba soru var mı? Alev Hocam'ın sunumuyla ilgili olarak. Buyurun. Ali Hoca ve Levent Bey'e de ben Levent Hoca'ya da aslında sorabilirim. Yani şimdi bu dediğiniz gibi hani ölçümler bunları çok biliyoruz. Aslında bu hani dünyada sadece sizin yaşadığınız bir şey de değil. Yani bütün aslında bilim insanlarının yaşadığı da bir sorun. Yani herkes ölçüyor ama hani eylem yani aksiyon hani nerede artık değiştirebiliriz? Yani insanları nasıl farkındalık yaratabiliriz? Yani ben şunu sormak istiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü acaba... bir takım hani farkındalık artırması çalışmaları yapıyor mu? Medyayla ilişkiye geçiyor mu? Ne bileyim sanatçılarla ilişkiye geçiyor mu? Çünkü iklim değişikliği çok ciddi bir sorun. Bu panelin konu başlığı da oydu ama aslında o kadar da hak ettiği vermediğimizi düşünüyorum. Yani Aslı Hocam'ın şeyi bir kenara, uyarıları bir kenara. Yani bu konuda bir şeyler yapıyor musunuz? Hani gerçekten vatandaşı bilinçlendirmek, belki harekete geçirmek, hani onların şeyine bir perspektif kazandırmak.
canlandırmak noktasında. Çünkü Türkiye'de biz bu konuyu hiç bilmiyoruz. Yani küresel ısınmayı biliyoruz ama biz artık küresel ısınmayı da geçtik yani. Zaten iklim krizi deniyor artık. Teşekkürler. Şöyle çok kısa şöyle cevap verebilirim. Şimdi tabii Meteoroloji Genel Müdürü belki basınla ilişkileri, çünkü günlük hava olayları hepimizi etkilediği için en iyi kuruluşlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten mobil uygulamalarımızla gerek internet sayfamızda zaten ifade ettiğim gibi birçok bilgiye, veriye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi farkındalık çalışmaları yapılıyor mu? Yani genelde böyle çalıştaylara, toplantılara, konferanslara, yani akademik faaliyetlere katılımda aktif olduğumuzu düşünüyorum. Yani kurum olarak hem yurt içi hem yurt dışında. Az evvel ifade ettiğim gibi belki bu sektörel bağlantıları biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Hani genelde de sektörler bizden ihtiyacı olduğu ölçüde bize geliyor. İşte enerji sektörü gibi güçlüğüne ihtiyacım var. Ama zaman zaman bizim de onların ayağına gitmemiz gerekiyor. En son bunun örneği var, yaptık. Mesela Ziraat Odası Birliği ile bir anlaşma imzalandı. İşte don erken uyarısı örneğin çiftçilerin otomatik olarak cep telefonlarına mesaj olarak gidecek. Bu şekilde buna benzer mobil uygulamalarımız işte farklı sektörlere yani hitap edecek şekilde şu anda üzerinde arkadaşlarımız bunların çalışıyor. Yani bundan sonra bu süreçte bunun daha artarak ben ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da bizim de az evvel ifade ettiğim gibi kendimizi bu sektörlerin yani bir araya geleceğiz ki taleplerini bilelim. Yani öbür türlü siz dediğim gibi hep kendinizi yani ürettiklerinizin doğru olduğunu ve yeterli olduğunu düşünüyorsunuz ama eğer sektörler bize derse ki benim şöyle bir şeye ihtiyacım var, evet işte bu sıcak ortalama sıcaklığa değil de işte atıyorum ardarda yağışlı geçen günlerin sayısının şu olmasına ihtiyacım var gibi bir parametre ihtiyacım var derse ve bana işte tarım sektöründe lazım derse biz ona göre o veriyi, o bilgiyi üretebiliriz. Yani bir yerde Levent Hocam'ın dediği gibi talep bu şeyi arzı şekillendirecek. Yani bu konuda çabalar var. Hani yeterli olup olmadığı tartışılabilir ama olumlu yönde ben ilerlediğini düşünüyorum. I agree very much with what you said, and also the question is very good, what do we do for the citizens? I think the first thing that we can do in our national hydromet services or met services is to change the language. We speak very, very strange, peculiar language that only this room can understand. Maybe except you, because probably you're a journalist, I'm not sure. But what I want to say is that we should start to speak a language which talks about the impacts. We do forecasting, we do all of this wonderful scientific things, we measure and we have measurements 5.0, everything, but we do not really speak the language that ordinary citizens understand. I remember my first day in the office back in Serbia, we gave a very good forecast of the wind, everything else, but we did not really talk about the branches, the size of the branches that could be broken by this wind. And the mother went out with the kid outside because she likes the strong wind. So the language is wrong. We have to talk about the impacts. We have to measure the impacts historically in order to be able to forecast the future meteorological parameters that will cause this and that impact. And that is the biggest thing for me that I see that we can do for the citizens. Thank you. Şimdi soruyu öyle birine sordunuz ki herhalde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en medyatik kişisi benim yani. Biz tüm yaptığımız tahminleri, uyarıları olabildiğince ulusal kanallar aracılığıyla, TV ve radyo aracılığıyla bunu zaten bildiren taraftayız. Onlarla anlaşmamız ve yakın işbirliğimiz de aslında aşikar yani günümüzde çıkmış durumda. Kurumsal olarak bu böyle. Tabii ben biraz meteorolojik tahmin anlamında söylüyorum. Çünkü genel müdürlüğümüzün birden fazla misyonu söz konusu. Bir tahmin ileriye dönük, bir anlık ölçümler, bir de geriye dönük iklimsel çalışmalar diye bakmak lazım. Yine kişisel olarak da sorarsanız, Meteoroloji Sesi Radyosu'da Yeşil Radyo diye yaptığım program bir taraf programı. Yani biz bir tarafız. Orada olabildiğince çevreye, atmosfere, doğaya, geleceğimize dair konuşmalar yapıp konuklar alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda kişisel de bir sosyal sorumluluk yerine getirdiğimi söyleyebilirim rahatlıkla. Ancak diğer tarafta da bu iklim değişikliğinin gündeme beklediğiniz kadar getirilmediğini söylemenize de şöyle bir farklı bir yaklaşım getireyim. Bazı sağırlıklar oluşuyor. Demin atıfta bulunduğum kızıma ben ısrarla yemek yemesini söylediğimde bu sayı arttığında onda dirençler oluşuyor. Dirençlilik var, hazırlık anlamında var.
Ama bir de topluma bir şeyi çok fazla söylerseniz ters tepkiler de oluşuyor diye düşünüyorum kişisel ve kurumsal olarak. Dolayısıyla bunu farklı dillerle, farklı metotlarla, farklı araçlar kullanarak gündeme getirerek çözümler üretmenin gerekliliğini düşünüyorum. İklim değişikliği kelimesi biraz kavramı biraz bence yıpratıldı, kirlendi. Şöyle kirlendiği tırnak içinde söyleyeyim, başka uygun tabir bulamadığım için söylüyorum. Bizim şimdi medyayla bahsettiğimiz bu ilişkilerde muhabir arkadaşlar, onlar bir halkın sesi olarak düşünmek lazım. Halkın sesi bize şunu soruyor, diyor ki Haziran ayında bu ne yağışlar, yaz bir türlü gelmedi diyor. Şimdi bizim meteoroloji okur yazarlığını geliştirmek gibi bir misyonumuz var. Demin yaptığım konuşma aslında ona hizmet ediyordu. Bahsettiği yağışlar zaten sadece Haziran ayında oluyor. Diyorum ki artık arkadaş olduk onlarla da. 150-200 tane muhabir arkadaşımız var bu şekilde bize gelen. Ya geçen sene de sen böyle demiştin. Ben de geçen sene de benzer açıklamayı yapmıştım. Bir türlü yaz gelmedi dediğin yaz yağışları. Dolayısıyla biz henüz o muhabir arkadaşa bile bu anlamda ikna edememişiz, kabul ettirememişiz bunu. Yine de ben sorayım diyor, biraz da medyatik olsun. Tamam sen sor diyorum, ben yine bıkmadan usanmadan bunun bir yaz yağışı olduğunu. Hava çok sıcak, birden yağış oldu diyor. Zaten yağış çok sıcak olacak ki bu kadar etkili yağsın, doluya sebebiyet versin vesaire. Bu anlamda meteoroloji okul yazarlığını artırmak gibi bir görevimiz olduğunu kabul ediyorum. Ancak iklim değişikliğinde de bu görüşümü hazır böyle bir ortam yakalanmışken söyleyeyim yani. O iklim değişikliği yüzünden mi bu yağışlar oldu diyor. Yahu sen Bağderesi Caddesi'ne, adı Bağderesi. Yani orada bir dere atmış. Doğru. Bağderesi Caddesi yapmışsın sen dereyi. Anladınız mı? Geçmişe ben şimdi yenilenebilir enerjiyle çok fazla iştigal etmiş birisiyim. Rüzgar için saha ararken insanlar ilk yaptığı ne biliyor musunuz? Ellerine yerleşim yerlerinin isimlerini aldılar, Esertepe aradılar. İlk yaptıkları şey bu. Tamam mı? Siz Esertepe arayıp rüzgar türbünü dikerken Bağderesi arayıp cadde geçiremezsiniz. Çok uzun yıllar, yani ben konuşurum bana bakmayın da bitiriyorum. Çok uzun yıllar Silikon Vadisi'nden kıllandım ben. Şüphelendim, dedim ki burası buraya bir gün dedim basar. Bu hidrolojik boşaltım sahasıdır. Adı üstünde vadi diyor. Silikon Valley. 10 yıldır düşünüyorum bunu. Yeni değil yani. 10 yıldır böyle... Bekleyelim hocam. Olur belki. Hayır. 2 gün önce haber yaptılar. Silikon Vadisi risk altında diye. Tamam, bizim ülkemize has bir durum değil bu Bağderesi meselesi. Teşekkür ederim. Hocam bir şey ilave edebilir miyim? Evet, son bir kelime tabii. Ben bir iki şey ilave etmek istiyorum. Kusura bakma, sizi bu geç vakitte tutuyoruz. Şimdi iklim değişikliği konusunda bir de şöyle bir sıkıntı var. Bunun koordinasyonu Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Yani yurt dışıyla olan bütün temasları, Türkiye'deki, yani Türkiye'nin dışarıya karşı olan sesi, bu konudaki politikaları geliştiren. Şimdi biz Tarım Orman Bakanlığı'ndayız Meteoroloji Genel Müdürü olarak. Bizdeki koordinasyonu Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yapıyor. Ama bütün bilimsel çalışmalar Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapıyor. Ve iklim değişikliği konusu genelde, yani bir koordinasyonla ilgili bir kere hani politik anlamda böyle bir sıkıntı var. Yani biz Meteoroloji Genel Müdürü olarak hani her istediğimiz zaman iklim değişikliği çıkıp konuşamıyoruz. Bunun söz sahibi kuruluşlar var Türkiye'de. Mesela Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne iklim değişikliği bütün yazılar Çevre Bakanlığı'ndan Su Yönetimi üzerinden geliyor. Biz direkt bile yazmıyorlar. Koordinasyon çünkü Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde. Yani biraz yani işi yapan mutfak da biziz ama hani ön planda pek biz değiliz gibi bir algı var. Diğer bir konu da iklim değişikliği ne zaman genelde gündeme geliyor? Mutlaka ekstrem bir şey, bir olay oluyor. İşte dolu afeti, sel, hortum vesaire gibi. Hemen tabii bu arada ne oluyor? İşte İTÜ'deki hocalarımız hemen devreye giriyor, açıklamalar yapıyorlar. MGM yine hafif biraz arka planda kalıyor. Çünkü hocalar istedikleri gibi, basın İstanbul'da istedikleri gibi konuşup ve çünkü şey diyor, hani onları sorgulayan, yani biz bir şey konuştuğumuz zaman sıkıntı çünkü bunu bu bir kurum görüşü olması lazım ama hocalar rahatlıkla istedikleri gibi konuşabiliyorlar. Hocam şey muaf tutuyorum bundan, özür dilerim. Bir de şunu ifade edeceğim. Şimdi bir bilgi kullanıldığı zaman değerli hale geliyor. Bundan iki ay önce Antalya'da bir toplantı vardı. Çevre Bakanı düzenlediği iklim değişikliği konusundaki farkındalık. Az evvel hanımefendi sormuştu. Ağırlık olarak da yerel yönetimler çağrılmış. Bütün salonda toplam 81 ilden 5 ya da 6 tane büyük ilin belediye başkanı vardı. Yani geri kalan 76-77 il ortada yok. Yani bu kadar konuya duyarsızız. Türkiye'de yine 81 ilin sadece 6 tanesinin iklim değişikliği eylem planı var. İşte İstanbul bunu yaptı, Kocaeli, Bursa gibi. Ve bunları yaparken bilgileri de nereden alırlar bilmiyorum. Ben hiçbir belediye bize gelip de bizden mesela zaten iklim projeksiyonları olmadan eylem planı hazırlayamazsınız.
Hani bu bilgileri de nereden aldılar onu da bilmiyoruz. Yani böyle az evvel ifade ettiğim gibi yani bunu üreten bilgi bizde, veri bizde ama böyle bir sektörlerle işte bu işi, bu bilgileri kullanacak insanlarla iletişimde ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Birazcık da bu bence karşı taraftan kaynaklanıyor. Yani karşı tarafın ilgisizliğinden kaynaklanıyor. Biz onlara belki işte televizyonumuzda, radyomuzda, şimdi televizyonumuz da var. Meteoroloji TV test, değil mi? Test aşamasında herhalde. Dediğim gibi mobil uygulamalarımız, internet sayfamızı zaten onlarca bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Birçok kamu kurumunun sayfasında olmayan bilgiler var. Birazcık da karşı tarafın bilinçli olması gerekiyor. Birkaç ay önce evden servisle işe geliyorum. Belediyenin baktım görevlisi bahçeleri suluyor. O gün biz de yağış uyarısı vermişiz. Yani şimdi düşünün, ya bu belediye kalktı meteoroloji o gün dinlese, bakın belki ne kadar büyük oranda belki o gün bir su tasarrufu olacak. Belki o gün geniş bir alan işte sulanacak, onlarca metreküp su boşa gidecek, 2 saat sonra belki yağmur yağacak. Yani bu bilgi kullanıldığı zaman değerli hale geliyor. Yoksa bizim database'imizde, veri tabanımızda, raflarımızda, şu anda gelin kurumuzda onlarca, yüzlerce elimizde iklim raporları, iklimle ilgili çalışmalar duruyor. Yani birisi gelip bunu isterse, talep ederse ve uygulamada kullanırsa, yani akademik anlamda demiyorum, uygulamada kullanırsa bu değerli hale geliyor. Kullanılmazsa sizin kayıtlarınızda tarihi bir çalışma olarak kalıyor ve başka bir rapora geçiyorsunuz. Yani dolayısıyla bu kamu kurumlarıyla olan iletişimlerimizi hani tek taraflı düşünmemek lazım. Ben kurum olarak elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi düşünüyorum. Birazcık da karşı tarafın hani biz bir adım atarsak bir iki adım da onların atması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Özellikle yerel yönetimlerin. Burada onlara çok büyük görev düşüyor. Çünkü iklim değişikliğinin özellikle hocamın da ifade ettiği gibi bu dirençli kentler meselesi, 2030 yılında nüfusun %60'ının şehirlerde yaşayacak olması vesaire gibi konular dikkate alındığında esas sıkıntı yerleşim yerlerinde. Bir de buna ısı adası etkisi eklenince daha vahim sonuçlar bizi beklediği düşünülebilir ve esas yerel yönetimlerin yani bizim birlikte çalışacağımız, bizim ürünlerimizi, verilerimizi kullanan ben kuruluşlar olması ve eylem planlarında, raporlarında da bunlara yer vermesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bu konuda özel bir yerel yönetimlerle özel bir çalıştay ya da bir konferans şeklinde bir şey düzenlenebilir. Bakanlığın da evet. Yaptığı çalışmalar var hocam. Bu yere gittim eylem planlarıyla ilişkili olarak iklimin projesi kapsamında. Hem şu anda biz bölgelere de gidiyoruz, eğitimler de veriyoruz. Orada bütün yerel yönetimler... Evet, siz de oradaydınız, hatırladım. Evet, Antalya'da. Çok farklı illerde de yaklaşık 20 pilot il var. O bağlamda da belediyeleri topluyoruz. Yerel yönetimler geliyorlar. Artı Taşra Teşkilatı geliyor, merkezi yönetimin. Yani biraz daha farkındalığı, bilinci ve bu yerel iklim eylem planlarını hazırlamayı en azından... Teşvik ediliyor. ...ön ayak evet. olmaya çalışıyoruz. Tabii, evet, sonuna geldik aslında. Öncelikli olarak ben değerli panelistlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum katkıları için. Sonrasında da düzenleme kurulundan bir üye olarak da Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Sayın Genel Müdürümüz Volkan Mutlu Coşkun Bey'e, daire başkanımız, araştırma daire başkanımız Hikmet Eroğlu Bey'e, tabii erken uyarı ve tahmin daire başkanımız Ercan Bey'e, Cihan Bey'e ve diğer bütün meteorolojiden gelen katılım sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu panelin düzenlenmesi için hakikaten yaklaşık 2 aydır falan uğraşıyoruz. Ona bence çok verimli geçtiğine inanıyorum. Hakikaten çok önemli konuları konuştuğumuza inanıyorum. Tabii sonrasında da Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi'ne ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle görünmez kahramanlarımız da var tabii. Alper Hoca, Muammer Hoca, Talih Hoca, Esma Hoca, Nilgül Hoca. Bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkes için ben ayrı ayrı buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir zirve yaptık. Ve bunların sonuçlarını da burada kalmayıp hani ilgili taraflar tarafından sonrasında da daha detaylı çalışmalarla da açık planlarla, projelerle de desteklenmesini temenni ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Çok teşekkürler katkılarınız için.